Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nizam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Ethancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Ensesine aldığı kurşun darbesiyle öldürüldü. Ne yazık ki bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı'ya canlı yayında itiraf. İsa Mustafa Hakkul'unu öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet ve rekabet. Benim bir anlatmadığım bir şey mi var? Eğer bir şey biliyorsam söyle yenge. Yalan söylüyor efendim. Saat 9'da 10'da ben bunun yanına mı gideceğim? Bir konuda kamera kaydım var. Elinde de bir tane alacak defteri. Hangi halkanın kurbanı oldu? Burada bize söylenmeyen bir halka var. Ya para ya aşk halkası. Adım adım ortaya çıkan gerçekler. Jandarma bunu vermedi ablana. Ablan montu alınca içinden çıkarttı defteri. Evet, ablam çıkardı, uzattı, gerekli halde alırız denildi. Günlerce sorgulanan isimler. Pişman mısın? Suçsuzum. Kimler tutuklandı? Mahkeme ne karar verdi? Az sonra Müge Anlı'da. Öldürüldüğü düşünülen bir genç. Bu çocuğun yaşama ihtimali ne sizce? 50-50. Ama bence hiç 50-50 değil yani. Evladına üzülmeyen baba. Çocuklarına ve karına şu kadarcık üzülmüyor musun ya? Üzülmüyorum. Cinayet iddiaları. Konuştuk, oğlumu ben öldürdüm. Bombalı tüfekle. Ana ben kendi oğlumu vurdum, seni dünden vurum dedi. Şüpheler ve çelişkiler. Saçma olayını söylüyorum. Elini değil de kalbine gel, söyleyecekti işte daha ne? Yaptım de o zaman. Yaptıklarını unutuyor mu, yoksa hatırlamak mı istemiyor? Nereden bileyim dediğimi bilmediğimi de ben, bu kolay. O kafayla bu kızlara nasıl bir eziyet ettiğini ya da eşine nasıl bir eziyet ettiğini de bilmiyorsun demektir değil mi? 2 kere 2 4. Kalabalık öfke. O yediği dayak mahallenin erkekleri tarafından atılmış bir dayaktır. Ne kalabalık ya? Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybındaki sorular az sonra Müge Anlı'da. Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız. Hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. İnşallah 2023'ün son programında bir yılı daha devirmişiz arkadaşlar, şaka baka değil mi? Ay bugün de cuma mı oldu? Bugün de pazartesi, aa cuma oldu derken bir yılı daha böylelikle devirdik. İnşallah herkes için güzel geçmiştir ama temennim 2024'ün hepimiz için çok daha şahane geçmesi. Ayrı ayrı temennilerde bulunmayacağım. Kimin gönlünden ne geçiyorsa Rabbim inşallah yeni yılda onun gönlünden geçeni ona nasip etsin inşallah. Önce sağlık, sonra huzur, bereket, iyi yerlere harcayacağımız bol kazançlar. Ama ayrı ayrı ne dileğiniz varsa, ne bileyim mesela birisi de masa tenisinde dünya şampiyonu olmak istiyordur. İnşallah olsun. Hepimizin de göğsünü kabartsın. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili Semiramis Sekman'a teşekkür ediyorum. O da güzel yeni yıl dileklerini çiçekleriyle iletmiş. Sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl olsun inşallah diyor. Sevgili Semiramis Sekman, çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum kendisine. Şimdi efendim, Mustafa Hakkulu cinayetinde biliyorsunuz 3 zanlıyı adliyede bırakmıştık dün yayınımız sırasında. Kimi? İkisi para alışverişinde bulunduğu İsa ve Yüksel.
Diğeri de eski eşi Bengül. Her üçü hakkında da tutuklama kararı çıktı efendim. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşi Bengül Güvenç ise 3 tane küçük çocuğu da olduğu göz önünde bulundurularak ev hapsi aldı. O da bu şekilde şartlı evet. olarak ev hapsiyle cezalandırıldı. Evet. Yine çıkışta birbirlerini suçladılar. Anladığım kadarıyla İsa şöyle söylemiş. Yüksel için, anladığım kadarıyla demeyeyim yanlış bir ifade oldu. İsa Yüksel için şunu söylemiş. Cinayeti benim üstlenmemi istedi. Eğer sen üstlenirsen sana ve çocuklarına bakarım dedi. İzleyelim. Mustafa Hakkulu cinayeti. 150 bin TL para istedi. Tamam abi sıkıntı yok dedim. Ortağım İsa'yı aradım. O da evden teslim etmiş. 150 bin lira parayı Mustafa'nın sizden aldığını hadi bana ispatlayın. Bengül anlatmadığım bir şey mi var? Eğer bir şey biliyorsam söyle yenge. Yalan söylüyor efendim. Bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ensesinden vurularak hayatını kaybetmiş. Oh Mustafa'm dayanamazdım ama kuzum. Anne tamam. Müge Anlı'nın bulduğu araç. Yüksel'le İsa geldi benim yanıma. Fazla biraz şeyliydi yani ateşliler gibiydi. Sonra öteki arabaya alıp gittiler. Bunlar kan izi. Kemerin orada bayağı bir kan vardı. Üst tavanda bayağı bir kan vardı. Kan izi neden oluştu? Ve canlı yayında itiraf. İsa Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Eşime laf söyledi. Ben de dayanamadım. Bunun üzerine hiçbir ne yapıyorsun falan demeden hemen çıkarıp vurdun mu? Eski karısına ev hapsi. Bengül defter için ne söyleyeceksin? Yani defterini nasıl aldın? Arkadaşları için yolun sonu cezaevi. Dediniz mi böyle bir şey? Adana Kozan'da ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği programımızda açığa çıkarken araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bulduğu kan izli araç ve aldığı cinayet itirafıyla peş peşe 3 isim gözaltına alındı. Cinayeti canlı yayınımızda itiraf eden arkadaşı İsa Dumlu, para alışverişinin ilk ayağı olan ortağı Yüksel Ürün ve Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç adliyeye sevk edildiler. Gözaltıların 4. gününde İsa Dumlu, Yüksel Ürün ve Bengül Güvenç Kozan Adliyesi'ne götürülüyor. Önce Cumhuriyet Savcısına ifade verecekler, ardından da Suç Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Şimdi çok önemli bir gelişme var. İsa Dumlu jandarmada verdiği ifadesinde arabada sadece ben yoktum. Yüksel Ürün de vardı. Mustafa'yı ben değil Yüksel vurdu. Aralarında para mevzuları vardı dedi ve cinayeti ben değil Yüksel işledi iddiasında bulundu. Önce sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildiler. Birlikte mi adalet, yaptınız? Adalet mühürlemelidir. Elbette ki çıkacak. Her şey. İsa'yla birlikte mi yaptınız? Bir şey mi yaptınız? Neden yaptınız? İsa ne diyeceksin? Suçum yoktur asla. Parayla mı alakalı? Asla. Parayla mı oldu? Asla. Nedir peki? Nedir? Niye alındı gözaltına? Bilmiyorum İsa yaptı. Ama İsa itiraf etti. Sen de yardım ettin. Aracı biliyordunuz. Yalan söylüyor. Üç isim savcı ve hakim karşısına çıkacakları adliyedelerdi. Alakan var mı? Hayır efendim. İsa'yla neden peki yardım ettin aracı için? Hiçbir şekilde yardım etmedim. Ben kanı da görmedim. Cam kırığını gördüm bir gün sonra. Birlikte değiştirmişsiniz. Değiştirirken nasıl gördünüz? Yalan söylüyor. Bir kere de gördüm. Yalan söylüyor efendim. Bengül'le bir alakanız var mı? Hayır. İsa Dumlu'nun sorgusunda Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü söylediği Yüksel Ürün, hep destek verdiği ortağını bu kez yalancılıkla suçladı. Peki neden gözaltındasınız? Bilmiyorum, İsa'nın yalan iftiralarına uğradım. Pardon, İsa mı iftira attı? Aynen. Sizi mi suçluyor? Evet. Sır o defter. O defter ne geliyor? O defter Mustafa'nın cebindeydi. 3 lira dahi versek, 5 lira dahi versek. Mustafa tak cebinden çıkar, yazar, geri sokar cebine. O defter Mustafa'dan ayrı gezemez. De. Alacağımın üstü nasıl karalanıyor? Madem bu defter bu adamın cebinde ya. Nasıl karalanıyor? Canlı yayınımızda cinayet itirafında bulunan İsa Dumlu, sorularımız karşısında sessiz kalırken Bengül Güvenç'in cevabı her zamanki gibiydi. Ne diyeceksin İsa? Yüksel'in ne alakası var? Onu suçluyor musun? Seninle bir alakası var mı? Bengül defter için ne söyleyeceksin? Yani defterini ben suçluyorum.
İfade verdikleri Cumhuriyet Savcısının tutukluluğunu talep ettiği 3 isim akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Saat 9.30 sıralarında Kozan Adliyesi'ne sevk edilen İsa Dumlu, Yüksel Ürün ve Bengül Güvenç'in Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade işlemleri saat 5 itibariyle noktalandı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler. Birazdan mahkeme görülmeye başlanacak. 2 saat kadar hakim karşısında kalan Bengül Güvenç, İsa Dumlu ve Yüksel Ürün için karar verildi. Dava sonlandı. Şu anda tutukluların dışarı çıkması bekleniyor. Mahkeme Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç'in ev hapsine hükmetti. Bengül ne diyeceksin? Suçsuzum yani, ne diyeyim? Suçsuzum mu diyorsun? Evet. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ben suçsuzum, iftira attı diyordun. Aynen, hala aynı karar. Ama senin, ben sana bakarım, üstlenmemişsin. Hayır, iftiradır. İsa ne diyeceksin? Birlikte mi yaptınız? Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolleri için Kozan Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. Yüksel yaptı demişsin. Ben yaptım demiştin, itiraf etmiştin. Yüksel ne diyeceksin? Yüksel ne diyeceksin? Çabuk çabuk çabuk. Aç kapıyı. Kabul et, ben sana bakarım dediniz mi? Hayır. Dediniz mi böyle bir şey? Hayır. Arkadaşları Mustafa Hakkulu'nu kasten öldürmekle suçlanan iki zanlının son durağı artık cezaeviydi. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün kasten adamı öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Kozan M tipi kapalı cezaevine getirildiler. Bengül Güvenç ise çocukları olduğu için ev hapsiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların cezaevine girdiğini kendi gözleriyle görmek isteyen Mustafa Hakkulu'nun amcası ve arkadaşının mutlulukları da teşekkürleri de ortaktı. Kurbanım var. Evin önünde duruyor, keseceğim. Müge Hanım, senden Allah binlerce razı olsun. Binlerce, yüz binlerce. Müge abla kadar dünyada hiçbir güzel insan görmedim. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Yani yeryüzüne Cenab-ı Allah'ım tekten göndermiş ya. Allah razı olsun Müge abla. Saygılar, sevgiler. Mustafa Hakkulu cinayetinin katil zanlıları İsa Dumlu ve Yüksel Ürün artık demir parmaklıklar ardındaydı. Ve Müge Hanım'la da bir dosya daha kapandı. Ne diyeyim, keşke böyle olmasaydı Seher. Sen iki gündür daha yıkıksın, daha bitapsın biliyorum. Çünkü aslında yine bu bir başlangıç, mahkemeler vesaire. Ama eve döndüğünde işte insanın bir kardeşi hayatta yok. Aslında sonuç bu. Biliyorum daha da yıkık olduğunu. İyi ki zanlıları yakalandı. İnan bana bu sonucu da bekleyen, yani yakınlarını kaybedenlerin adalet yerini buldu demek için o kadar çok bekleyen insan var ki en azından o anlamda gözünüz aydın olsun senin ve ailenin. Teşekkür ederiz. Kendi ailem ve kendi adıma, size, öncelikle sizin ekiple, ekipleriniz, emeği geçen herkese, en azından abimiz önünde rahat uyuyacak. Onların aldığı hiçbir ceza bizi hafifletmeyecek ama. Bilmiyoruz bakalım, yani bu mahkeme süreci çok şeylere gebe gibi görünüyor. Evet. İsa çok az konuşuyor her zamanki gibi. Mikrofona hiç cevap vermiyor. Yüksel konuşkan biri. Yüksel konuşuyor, bana iftira attı diyor. Yüksel'in şu anda cezaevinde olmasının nedeni aslında arabanın ön camını beraberce değiştirdiklerinin jandarma tarafından ortaya çıkması. Yüksel o yüzden cezaevinde. Anladığım kadarıyla işte bu ifadeler sırasında bu ortaya konunca İsa Yüksel'i de ortaya attı ve şey demiş, hani neden başta söylemedin? Yüksel, ikimizin birden cezaevine girmesine gerek yok. Ben sana ve ailene bakarım dediği için ben kendim üstlendim açıklamasında bulunmuş. Yüksel yönünden en azından suç aletlerini ve delilleri yok etmek, gizlemek, ilgililerden kaçırmak iddiasıyla da olsa bir ceza tayin edilmesi mümkün. Evet, ben kan izini görmedim diyor Yüksel. O ayrı yani. Ama en baştan konusunda beri de nasıl bu çocuk kendi başını öldürdü? Yani yanında otururken tak dedi, çıkarttı, ensesinden vurdu, cam nasıl kırıldı? Hep bunu konuştuk burada. Evet, yani ön cam patladığına göre demek ki arkadan. Arkadan olduysa nasıl? Yani, iki kişi olma ihtimali ağırlıktaydı zaten. Daha evvel de görüşmelerimizde buna değinmiştik. Ama tek kişi de yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Dediğimiz gibi
arkaya geçer bir eşya alma düşünce bahanesiyle arkadan niye tekrar sıkabilir silahı? Ama ya zaten silah icadı oldu, mertlik bozuldu diyorlar ya. Ben yaptım diyor. İşte Yüksel ben sana bakarım demiş, öyle vermiş biraz, ifadesini. İşte o biraz yani pek tatminkar bir şey değil, cevap değil bana göre. Yani bir insan ben sana bakarım diye bir cinayeti tek başına yapmamışsa veya hiç ilgisi yoksa. Ben öldürmedim diyor şimdi. Diyor ki Yüksel vurdu diyor. Kalkıp da ben sana bakarım diye baba evlat arasında dahi olsa kolay kolay böyle bir suç kabullenilir. Yani Yüksel vurdu deseydi. Ama, ben tabii, yanlarındaydım sonra gayet, taşımak tabii, zorunda kaldım deseydi. Gayet, ben ona anlattım bak dedim bir sürü suç var bir sürü de bu ceza var oyun nedenle. Evet. Sen işin içinde misin yardım mı ettin sen mi vurdun? Anlattım ona. Siz de şahitsiniz. Ben ona cuma günü de anlattım. Onun çeşit çeşit suçlar var. Çeşit çeşit cezalar var. Kimisi 36 yıl alır, kimisi 25 yıl alır, kimisi 10 yıl alır, kimisi 5 yıl alır. Bu, yani senin anlattığınla ya, alakalı. Bunun cezası müebbet. Müebbet yani düşünebiliyor musunuz? Bir de kendiniz vurmadıysanız suç aletini, silahı alıp da kendi eşinizin yasaklarınızın oturduğu eve götürüp de mutfak dolabının üzerine abi, koymazsınız. Yani, yani burada yüksek iftira atıldı bana değil diyor. O nedenle ben hani net bir şey söyleyemiyorum ama sonuç yükselin itibariyle karar bu. Mahkeme görülecek, ama mahkeme kararını verecek. O zaman ben mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Şu anda tabii suç delillerini saklama durumu da olduğu için telefon yok hala ortada bildiğimiz kadarıyla. Evet. Başka deliller de araştırılıyor. Şimdi bir takım bilgiler de gelecek. Yani bunlar da hemen gelmiyor. Bakmayın o HTS'ler vesaire falan. Hepsi daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer Yüksel'in suçu yoksa ya da İsa üstlendiyse ben inanıyorum ki mahkeme sonucunda zaten hepsi belli olacaktır. Burada size karşı yaptığı itirafta tamamen bir sohbet havasında. Siz gayet çok rahatça anlattım. İçeride konuşuyorsunuz. İstediği gibi orada kalkıp Yüksel'den bahsetmiş olsaydı biraz dikkat çekerdi. Yani ilk ifade her i̇lk zaman önemli. İlk ifade her zaman önemlidir. Altı çizilecek ifade ilk ifadedir. Çok ağladı içeride. Burada ağlamadı ama içeride çok ağladı. Hatta çok ağladığı için yayına da çıkmak istemedi. Sonra biz gel anlat deyince işte geldi. Ama burada da gözlerinden o duygusallığı yok. Burada içeride hüngür hüngür ağladı. Ben çocuklarıma, çocuklarıma ne diyeceğim dedi. Hüngür hüngür ağladı ama tabii bilemiyoruz artık. Yani ben mahkemenin gelen delillerle en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu şu andaki gelişme. Şu an içeri girenler dışarı da çıkabilir. Diyorum her zaman dışarıda olanlar içeri de girebilir. Başka ortaklar olabilir. Evet. Şu an aslında yani soruşturma devam ediyor. Soruşturma derinleştirdikçe, derinleştikçe geri bilgileri, belgeleri öğreneceğiz. Ya ben işin sonunda bakmayın aslında burada yayındayken hani birini arıyoruz. Sonucun da ne çıkacağı belli değil. Ben Mustafa gelebilir diye de başta bir düşündüm ha bir iki gün. Çünkü hani eşine karşı, eşi ona geri dönsün diye böyle sağa solda eşyalarını da satmak istemiş ya. Belki dedim çocuk gider gelir falan. Bak bir iki gün fotoğrafını gösterdik, bekledim. Ama sonra konuşulanlar zaten ya şöyle bir şey anlatırlar hep. Derler ki Almanlarla ortaklık yapmak çok zormuş. Diyelim ki bir Almanla ortaklık yapmak isteyeceksiniz. İki sene bekler misiniz? Şeyler, sözleşmeler, avukatlar, onlar bunlar en ince ayrıntısına kadar her şey sözleşmelere yazılırmış. Ama mesela bir Almanla yaptığın, Almanlarla yaptığın sözleşme ömür boyu sürermiş. Çünkü açık nokta yok. Herkes belli. Alacağın, vereceğin, yapacağın vesaire. Türklerle bir ortaklığa girmek en kolay şeymiş. Ama bozulması da en kolay şeymiş. Şimdi şunu farkındayım. Bizi izleyen beyefendiler diyecekler ki Müge sen öyle söylüyorsun ama yani bizde de bu para işleri vesaire işleri böyle uzun sözleşmelerle onlarla bunlarla yapılacak iş değil. Ama birçoğunun sonunda bu problemlere yol açıyoruz. Bak haberlerde de izlediğimiz o gitti onun işte dükkanını bastı. Bu bunun bilmem nesine bastı. Çünkü hep şey abi sen al bunu hallederiz. Ya neyi hallediyoruz? Halledilmiyor işte birçok şey. Hep bizde bak şu laf var. Hallederiz. Ay bu araba kaç lira? Hallederiz. Ya neyi hallediyoruz ya? Yani alacağım ne vereceğim ne senedim ne sepetim ne sözleşmem ne? Bizde hiç o yok. Özellikle beyefendilerin arasında bak bu çok var. Bu lafı biliyorsunuz. Hallederiz. Dükkana bile giriyorsun diyorsun ki bu tişört ne kadar hallederiz. Ya neyi hallediyoruz abi yani kaç lira? Hemen yap. Hayır hallederiz diyeceğini kadar hallet. O anda senin karşına bir teklif gelmiş. Bir hata varsa, düzeltilmesi gereken bir şey varsa orada bitir. Vallahi ben hallederiz lafından çok korkuyorum arkadaşlar. Hallederiz şimdi bunu neden söylüyorum? Biraz sürüncemede kalmasının
sinyali demektir. Halledin. Ne hallediyoruz yani? Nedir? Çünkü yani tabii Seher falan da bilmiyor bunu. Aile de sonrasında öğreniyor. Mustafa'nın işlerinin siz içinde değilsiniz ki. Mesela Mustafa ile İsa ve Yüksel arasında 4 tane araba mevzusu falan varmış. İşte sen onu üzerine al. Ben bunu üzerime alayım. Gel noterden şunu üzerine geçirelim. Senet yok, sepet yok. Elde bir tane bakkal defteri derlerdi ya eskiden. Evet, hani. Evet. Bakkal defteri. Onun üzerine isim yazıyor, yanında para yazıyor. Çizdin, çizmedin falan filan. Belki bizim bildiğimiz buraya yansıyan 150 bin. Belki çok daha fazlası. Belki daha fazlası çok daha diyorlar. Derinde, çok daha farklı bir alışveriş miktarı olabilir. Mümkün. Daha fazlası tabii diyorlar. Tabii. Yani hani o defter de böyle düzgün de bir defter de değil yani. Bildiğin ilkokul birinci sınıf ödev defterinin üzerinde yazıyor. Elektrikçi. Sen elektrikçiyi bul artık. Elektrikçinin yanında o çizildi. Altında ben okuyamadım bile vallahi. Zaten. İşte halletmişler ama işte sonu halledilmiyor. Çok da yol gösterici oldu ama. İlk değil. Gerçekten. Yani bu da bu ilk değil bu hallederiz mevzusundan bu işe neden. Şimdi her şey oldu bitti. 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira bilmem. Bir insanın canı gitti ya. 3 tane çocuk babasız kaldı. Öyle ya da böyle bak işte pazar günü almış babaları şeye götürüyor, berbere götürüyor falan filan. Niye şimdi bu çocuklar babasız? İçeri girenlerin de birinin 2, birinin 3 tane çocuğu var. 5 de orada. 8 tane çocuk. Şimdi 8 tane çocuğun babası yok. Niye? Hallederiz. Hallederiz. Halletmişler işte. Bir de kardeşim herkesin kafası da ticarete basmaz yani. Herkes de ticarete gireceğim diye atlamasın ortaya. Girin bir fabrikada, bir iş yerinde vesairede çalışın, maaşın belli, ona göre de yaşarsın. Ne yapalım? Bak benim kafam hiç basmaz ticarete. Hiç. Ticaret zor iş. O başka zaten. İş. O başka zor. Bir zeka. İşte hallederiz, hallederiz olmuyor işte hallederiz. Halletmişler ya. Yani ben çok üzülüyorum. Bakmayın işi yaparken yani konuyu işlerken orada mı burada mı sen mi yaptın falan filan dik duruyorsun. Sonra program bitiyor kardeşim. Cenaze törenini görüyorsun. Her şey işte orada bitiyor işte. Seher'in de durumu zaten bunu gösteriyor açık açık. Şimdi peki bu tutuklamalar Mustafa Hakkul'un ailesinde nasıl yankı buldu? Onlar cinayette eski gelinleri Bengül'ün parmağını olduğunu düşündüklerini söylüyorlar. Bengül de az sonra canlı yayınımızda olacak. Bengül biliyorsunuz ev hapsi aldı. Bence de ölçülü bir karar. 3 çocuğu var. Her ne kadar siz çocuklarına bakmadığınızı söylediyseniz görebiliriz Bengül'ü de. Söylediyseniz de çocukları var. Babaları zaten kara toprakta. Bir de annelerinden olmaları zaten doğru değildi. Bengül'ün bu işin içinde siz her ne kadar eski yani Mustafa ile yaşadıklarından dolayı Bengül'ü suçladıysanız da mahkeme Bengül'ün şu anda İsa ya da Yüksel'le bir bağlantısı olduğunda tespit etmedi. Arada 3 çocuk olduğu için bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bengül günaydın. Sana da geçmiş olsun. Günaydın Müge Hanım. Öncelikle Mustafa'nın ailesi kararı nasıl değerlendirdi? Hep birlikte bir izleyelim. O da yayınımızda bütün olanlara cevap vermek istiyor zaten. Mustafa Hakkulu'nun öldürülmesine ilişkin görülen mahkeme sonucunda İsa Dumlu ve Yüksel Ürün kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken eski eş Bengül Güvenç içinse ev hapsi kararı verildi. Bengül ne diyeceksin? Suçsuzum yani ne diyeyim? Mahkeme kararının ardından yaşadığı evlat acısı henüz taze olan anne Zöhre Hakkulu'nun yanındaydı. Eski gelini Bengül Güvenç'e dair kuşkuları yerli yerinde duruyordu. İsa ve Yüksel tutuklandı. Onlar değil gibime geliyor. Arkasında daha var. Onları yem olarak kullandılar benim ben. Gelinim tuzağa düşürdü diyorum bence. Ya yoksa Mustafa gitmezdi öyle kolay kolay. Yem olmazdı yani. Mustafa güçlü biri yani. Karşıdan gelecek kendine zararı bilir Mustafa. Hanımı çağırttırdı oraya. Barışak gel dedi. Daha arkasında var bunların. Yani tek iki kişi, üç kişi değil. Yapamazlar Mustafa'ma kimse. Oh, gücü yetmez. Bengül içinde var gibime geliyor. Ben içeri atılmasını istiyorum. Mustafa Hakkulu'nun babası Mehmet Hakkulu da oğlunun kurban gittiği cinayette perde arkasında kalan kişiler olduğunu düşünüyordu. Ben Bengül bizim çocuğumuzu bizi yıllarca aldattı zaten belli. Çıktı her şey. Bunda da bir oyunu var Bengül'ün. Bengül'ün yapamayacağı yok. Ben kesinlikle bunları Bengül yönlendirdi. Bu defterdeki alacaklarını 121 milyar alacağı vardı oğlumun onlarda. O defterdeki o alacağını silmişler, karalamışlar. Bunlar için bir oyun
düğün yaptılar. Bir taraftan gelin, bir taraftan bunlar tek başına değil bunlar. En az bunlar 3 kişi, 4 kişi. Belki de daha fazla. Çocuğuma sebep oldular. Kırdılar bizim kalımızı, kolumuzu, kanadımızı. Abi çocukları ortada. Bize bunu yapan Bengül içinde %99. 4 tane araba devri verdirmişler. Kayını mıymış ne? Onda o 2 tane araba devri verdirtmişler ona çocuğa. Para yok. Kendi arabalarını mı devretmiş? Arabalarından 4 tane araba devrettiğini duydum. Yani sağdan soldan duydum. Bize bir şey demiyoruz zaten ki çocuğa. Çocuğun beynini yediler. Çocuk bitkisel hayata döndü. Çocuğu yediler, bizi de yediler. Bengül Güvenç hakkındaki karardan memnun olmayan bir diğer aile üyesi Mustafa Hakkulu'nun kardeşi Muhammed Hakkulu'ydu. Aklında pek çok soru işaretleri vardı. Birbirlerini söylemediler. Yani bunlar tek yapacak insan değil. Arkasında ailesi de var. Bu İsa'nın ailesi de var. Olayın olduğu yerde zaten ailesinin olduğu taraflar. Ailesi gibi o tarafta oturuyor abla bunların. Abim araçların devrini onların üzerine vermiş. Ondan sonra bir kuzenleri mi varmış? Onun üzerine de 2 tane araç vermiş bunların. Alacağı vardı abimin. Bir tane Broadway vardı. Git bunu al dedi. Ben bir hafta önce kendi yanındaydım. Abimin yanındaydım. Ondan sonra bir şey oldu. Abim arabanın devrini bana aldattırmadı. Abla bir de bunlar o İstanbul'a geldikleri gün neden otobüsle gelmedi de kendi şahsi araçlarıyla geldi. Ali Ocak olsun, İlker olsun, Veli olsun, İsa olsun. Bunun dördü neden aynı araçla geldi? Yani bunlar kendi arasında fikir alışverişi mi yaptı? Çok farklı bir şey var bu şeyin içinde. Yani bu para mevzusu var. Abim hiçbir şekilde para almamış. Para alsa abimin üzerinde 10 bin lira para çıkıyor. Abimin telefonu yok. Kimliği üzerinde çıkmadı. Telefonu nerede? Jandarma demiş. Bengül gece bana bu defteri vermek istedi. Biz almadık demiş. Ondan sonra bir gün sonra da diyor ki ne? Jandarma verdi bana. Yani Bengül'ün de parmağı var bu işte. Müge abla bunun peşini bırakma abla. Senden tek ricam. 2 kişi üzerine almış oldu. Diğerleri ortaya çıkmadı abla. Ailenin şeyleri de bunlar. Aslında Bengül'e dönmeden önce dün Bengül eve gidince onların evinde de bir mutluluk tabii oluştu. Çünkü Bengül'ün ailesi de günlerdir jandarmanın adliyenin kapısında Bengül'den gelecek haberi bekliyorlardı. Ev hapsi kararı tabii onları sevindirdi. İsterseniz Bengül çıkar çıkmaz adliyeden neler söyledi o bandımızı da izleyelim. Mustafa Hakkulu cinayetinde karar çıktı. Kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Kozan cezaevine götürülüyorlar. Ailenin hedefindeki eski eş Bengül Güvenç'e ev hapsi. Adalet yavaş yavaş yerini buluyor İsa ve Yüksel'den yana. Gözaltı süreci ve mahkemede neler yaşandı? İsa ya da Yüksel'le falan bir alakamın olup olmadığını sordular. Alacak defteriyle ilgili önemli gelişmeyi anlattı. Çizgi, imza, örnekler de verdik. Kriminale gideceğini söylediler. Mustafa Hakkulu cinayetine ilişkin görülen mahkeme sonucunda hakkında ev hapsi kararı verilen eski eş Bengül Güvenç ekibimize konuştu. Neler yaşadın, ne oldu, nasıl geçirdin bu süreci, gözaltı sürecini? Çok zordu. İsa ya da Yüksel'le falan bir alakamın olup olmadığını sordular. Telefonla görüşüp görüşmediğimi ya da sosyal medyada arkadaşlık yapıp yapmadığımı. Ben de ilk defa İsa ve Yüksel'i canlı yayında gördüğümü söyledim. Bunu zaten ifadelerinde kendiler de belirttiler. Adalet yavaş yavaş yerini buluyor İsa ve Yüksel'den yana. Mustafa'nın kesinlikle kanının yerde kalmasını istemem. Ailesi kadar biz de fazlasıyla sarstı. Böyle bir şey olacağını biz tahmin dahi etmiyorduk. Peki Bengül Güvenç'e dair akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden olan eski eşi Mustafa Hakkulu'nun alacak defteriyle ilgili hangi gelişmeler yaşanmıştı? O yazıları yazdık, çizgi, imza, örnekler de verdik. Kriminale gideceğini söylediler. Oradan da zaten temiz sonuç alacağımı bildiğim için kalbim fazlasıyla rahat. Olay gününe dair yeni bir detay hatırladığını da söyledi Bengül Güvenç. İddiası cinayete kurban giden eski eşinin kuzeninin o gece kendisini arayarak Mustafa'nın silahını sorduğu yönündeydi. Ömer Mustafa'nın halasının oğlu. Mustafa'nın kaybolduğu gün geceydi zaten. Beni aradığında Ömer'in, Mustafa abinin silahı nerede yenge diye sordu. Ben de Mustafa abinin silahı mı varmış diye kendisine sordum. O da ben de sana soruyorum diye sordu. Ya acaba silahı vardı da aldı gitti mi diye mi düşündü artık bilmiyorum. Ne amaçla sorduğunu kestiremiyorum. Araba orada bulunuyor. Oradan biz eve geldikten sonra oluyor zaten bu. Ondan sonra da evin anahtarını istedi. Ben de evin anahtarını ne yapacaksın diye kendisine sordum. Ya belki gider yatarım dedi. Sonra annemin evinin önüne geldi zaten. Evin anahtarlarını ben kendisine teslim ettim. Herkes bu durumda şüpheliyse illaki işin içinde. Bunlar da şüpheli olarak girsinler o zaman. Çünkü
sabah jandarmayla Mustafa'nın kabanını almaya gittiğimizde de Ömer de benimle beraber kabanı aldığımı gördü. Ve ben direkt aşağı indiğimde jandarma arabasının içerisine koydum zaten hiçbirine dokunmadan. Geriye dönüp tüm yaşananlar ve konuşulanlara baktığında yanlış anlaşıldığını düşünüyordu Bengül Güvenç. En başında da söylemiştim ben suçsuzum diye. Ben yine suçsuzum. Ne defterle ne Mustafa'nın kaybolmasıyla hiçbir alakam yoktur. İsa ve Yüksel'le de bu zamana kadar hiçbir şeyim yoktu. Canlı yayın sürecinde kimin ne olduğunu öğrendik. Her şeyimiz yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmalardan da gerçekten kurtulmak istiyorum. Bengül Güvenç'in kendisini bekleyen günlere yönelik beklentisi ise çocuklarının velayetlerini alabilmekti. Çocuklarımı alacağım. Bu zamana kadar benim çocuklarıma hep kendiler baktığını söylediler ama hiçbir şekilde benim çocuklarıma bakmış değillerdir. Velayetleri babasında olduğu halde bütün sorumlulukları bana aitti zaten çocuklarımın. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Babasız kaldılar. Annesiz kalmalarını da zaten istemem. Evinin tapusunu istiyorlar. Ama o ev benim çocuklarımın hakkı. Hiçbir şekilde benim çocuklarımın hakkını alamazlar. Ben zaten çocuklarıma bakacağım. Bu zamana kadar baktığım gibi. Bundan sonra da kimsenin bakmasına gerek yok. Yeniden bir arada olmalarıyla Bengül Güvenç'in kardeşi Hakan Güvenç ve annesi Fatma Güvenç de rahat bir nefes almışlardı. Bir taraftan bunun orada kalması, bir taraftan Mustafa'nın üzüntüsü, bir taraftan çocukların boynunun bükük olması beni yeterince bitirdi zaten. Ha kızım çıktı diye sevindim mi? Sadece sevindiğim suçsuz olması. Ben suçsuz olduğunu da biliyordum. Ben bu zamana kadar kimsenin tırnağına böyle taş değsin istemedim. O yatanlar isterse ömrünün sonuna kadar yatsın. Ortada kalan 3 tane boynu bükük çocuk oldu. Beni eriten bitiren zaten onlar. Mustafa böyle bir ölüm hak etmedi. Hepimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Müge Hanım'a da teşekkür ediyorum bunu ortaya çıkarttığı için. Suçsuz bir şekilde aklandı çok şükür. Ev hapis aldı. Teşekkür ederiz Müge Hanım. Evet, Bengül'ün sözleri de bunlar. Bengül dediğim gibi tekrar gözün aydın. En azından sen evdesin. Gerçi senin için ev hapsi de zor biliyorum ama cezaevine Allah hiç kimseyi düşürmesin. Şimdi bu defter üzerinde kriminal inceleme yapılacak. Yazılar değerlendirilecek, karşılaştırılacak. En baştan beri söylüyorum. Senin o defterle beraber sabah sanayiye gitmen bütün şüpheleri üzerine çekmeye neden oldu. Artı tabii evden bu kaçışlar, gidişler, başka yerlerden çıkman ailenin senin üzerindeki şüphelerini bitirmiyor. Ne söylemek istersin? Artık yani bu konu hakkında da gerçekten hiçbir şey söylemek istemiyorum Müge Hanım. Bu konular hakkında konuşmak da istemiyorum. Benim canlı yayına bağlanma nedenim zaten size teşekkür etmekti. Senin de teşekkür ederim. Olsun. İnşallah ortaya yani çıksın her şey. Size çıkmasaydık. İnşallah. Yani size çıkmasaydık belki bu olay hiç aydınlanmayacaktı. Mustafa'nın kanı yerde kalacaktı. İsa, Yüksel bunların hiçbirisi ortaya çıkmayacaktı belki de. Vallahi yani yine sevgili Ragıp Savaş'ın kulaklarını çınlatacağım. Bu kadar herkes nasıl Oscar'lık bir performans sergiledi? Hala sergilemeye mi devam mı ediyor? Bunu ayrıca değerlendirmek lazım. Evet. Çünkü Yüksel yayına bağlandığında yenge bir şey varsa söyle. Biz sabah yayındayız, akşam jandarmadayız. Eve ekmek götüremiyoruz diye sana sesleniyordu. Evet. Hani herkes ayrı bir... Oyuncu. Oyuncu gerçekten herkes öyle. Herkes ayrı bir oyuncu, evet. Herkesin yalanları, bir ton yalanlar söylediler. Allah yedirmesin hiç kimseye. Allah... Onlara gün yüzü göstermesin. Bengül'e de abime bir kuruşunu yedirmesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bengül'ün bu konuyla alakası çıkmazsa... Ya sizin Müge Hanım bakın şurada... Gülümsüyor Müge abla. Arabaya bindiriyorlar. Gülümsüyor. Gülümseyerek gidiyor. Gülen bir kadın gülümser mi ya? Buraya geliyor makyaj yaparak geliyor. Ama o kafasına bitirmiş Mustafa'yı. Sana ama ne benim gülümsememden ya da makyajından, şuyundan, boyundan ben boşanmışım senin abinden. Niye o zaman bu kadar yalan bak, söylüyorsun? Bak kaç günden beri. Niye bu kadar yalan söylüyorsun? Kaç günden beri orada car niye bu kadar yalan söylüyorsun? Sesimi çıkartmıyorum. Ha? Çok temiz Allah'tan bir insan değilsin sen. Allah tamam Allah. Çok temiz Allah bir insan değilsin. Sen kendine bak. Pisliklerinizi çok temizlemek temiz için bize değilsin. Çamur atmayın. Bunu, tamam mı? Bunu senin abin anlatıyordu. Senin abin anlatıyordu. Ben sesimi çıkartmıyorum. Söylediklerinizin hepsini zaten... Acınıza veriyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yine söylüyorum. Bir dakika. Yine söylüyorum. Yani yaptıkları, abinle yaşadıkları ayrı. Defter konusunda neden sürekli bir yalan söyleme gereği duyuyorum Müge abla?
Defalarca kez konuda... kardeşi, annesi, kendisi defalarca kez defter konusunda hep yalan söylediler. Hep yalan söylediler yani. Ne düşünmemizi konuda, bekliyorlar? O konuda haklısın gerçekten. Madem yani para için yapıldı. Ilgili evet. O kadar çok söylem var ki. Hani Bengül'ün annesinin söylemi, erkek kardeşinin söylemi, Bengül'ün söylemi, defterin bulunuş şekli. Hepimizin o olayı bütünlemedeki kafamızda oluşan sorular. Yani bence Bengül'ün zaten en büyük hani kafamdaki bende şüphe uyandıran tavrı bu defterle ilgili olan tutumu. Abimin telefonu ve yakın çevresinin söyledikleri tutarsızlıklar. Aslında şu andaki ev hapsinin nedeninin de bu olduğunu biliyorsun değil mi Bengül? Evet biliyorum. O defter yani. O ama defter. Bunun da kriminalden gelecek sonuçla açığa çıkacağını da biliyorum Müge Hanım yani. Ama buraya geldiğinde yani olayın üzerinden 10 gün falan geçmişti. Niye mesela, yani niye şunu söylemediğinizi ben hiç anlamıyorum. Ben, bak normali buydu. Aldım montu, gittim evden aldım. Elini de cebime soktum. Çünkü böyle verilir. Yani doğalı budur. İçinden defter çıktı. Jandarmaya uzattım. Şimdi lazım değil dedi. Ben de gördüm defteri, gittim sanayiye. Bak bu bir açıklamaydı. Ama gittim de orada buldular da orada bana verdiler falan. Sen bunları anlattın. Ve sonra jandarma da dedi ki hayır öyle olmadı. Erkek kardeşin de öyle olmadığını söyledi. Niye böyle bir ifade verdin en başta? Niye böyle bir açıklama yaptın defterle ilgili? Çünkü o defterin geldiğinde benim erkek kardeşim de benim yanımda yoktu. Ben yine söylüyorum Müge Hanım hani bu konu hakkında diyor. Da gördüm diyor erkek açıklamasını kardeşim. Ben zaten fazlasıyla yaptım. Açıklamasını fazlasıyla yaptım. Kriminalden gelecek sonuçla tamam, da gerçekten ama, aydınlanacak. Tamam Bengül ama farklı farklı açıklamalar yaptım. Bugün aslında Seher'in ve eşinin eski eşinin ailesinin senden şüphelenmelerinin nedeni o. Doğal olan şudur. Şimdi burada Rami Bey'in bile ceketini istese birisi. Ben elini ben onun nesiyim ama elini cebine koy, bakarım. Cüzdanımı var, tesbihimi var. Yani verirken düşmesin, kaybolmasın diye. En basitinden. Yani kaybolmasın, düşmesin diye. Kaybolmasın diye. Yani bu çok otomatik bir şey yani. Erkekler eşyalarını kadınlar çoğunlukla yıkadığı için alışkındır zaten. Kadınlar bakar cebine. Yani senin ben Mustafa'nın cebine baktım demen kadar normal bir şey olamazdı. Kardeşin diyor ki ben gördüm ablamın elinde baktı. Sen buraya geldiğinde dedin ki ben verdim montu. Jandarma cebine baktı bana defteri verdi dedin. Niye böyle bir şey söylemek istedin? Sonra defter senin niye üzerinde derler diye mi? Açık açık söylesen de artık doğruyu anla. Yok olan buydu ben. Olan buydu ben onun için öyle söyledim. Kardeşin de diyor ablam evden evet. Çıkarken ben ara holdeydim gördüm. Elinde bir elinde defter bir elinde mont vardı diye. Demin defter geldiğinde kardeşim yoktu yanımda gibi bir ifade evet, kullandı. Evet, öyle de söyledi. Ha, ne demek o defter nereden geldi? Jandarmanın orada zaten biz sadece jandarmayla konuşuyorduk. Orada benim yanımda etrafımda kimse yoktu ki. Hayır defter... Jandarma aşağıdaymış kardeşin öyle anlatıyor. Jandarma apartman kardeşin kapısındaymış. Yanında... Hayır olay yerinde zaten. Ama olay yerinde verilmemiş ki defter sana. Daha apartman kapısının önünde verilmiş. Kardeşin söyledi bunları. Yo Müge Hanım orada verildi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hakan söyledi. Kardeşim öyle anlattığı için soruyor. Sen göz altındayken söyledi Hakan. Kardeşim öyle anlatmış olabilir ama ben dediğim gibi yani bana verildiğini ben çok iyi hatırlıyorum. Annen de önce dedi ki. Sana verilmemiş. Bana Bengül gösterdi sana verilmemiş. Dedi. Kardeşinin anlattığına göre sen evden çıkarken hani cümle kapısı deniyor diyorlar herhalde değil mi? Daha Anadolu'da öyle öğrendik burada. O cümle kapısından çıkarken. Abin de ama kardeşin de orada kapının önündeymiş. Hı hı. Bir elinde defter, bir elinde mont varmış. Sonra aşağı inmişsiniz montla defteri jandarmaya vermişsiniz. Jandarma da defteri geri iade etmiş kapının önünde. Apartman kapısının önünde bu kez. Demiş ki şimdilik buna gerek yok. Kardeşim böyle anlattı. Sen nasıl anlattın? Yok öyle bir şey olmadı Müge Hanım. Nasıl oldu o zaman? Ben dediğim gibi montu koyduk zaten olay yerindeydik biz. Arabalara dakika, bakarken oraya bir tane jandarma eri zaten hayır, getirdi. Apartman... Bunu cebinden bulduk dedi. Ha, apartmandan çıktınız, montu verdiniz. O sırada senin defterden haberin yok. Öyle mi? Yok benim haberim zaten. Ben o anın telaşıyla Mustafa'nın cebini karıştırmak değildi ki benim derdim. Bak ama bu karıştırmak değil. İçinde bir şey varsa ben de niye karıştırayım kimsenin cebini ama içinde bir şey var. Hayır diyorsunuz ya.
diyorsunuz ya hani içine bakmaz mı bir insan, hani evet, şöyle bakılır böyle bakılır, benim bakmak da aklıma gelmedi. Kardeşin baktığını söylüyor, evin kapısının evet, içinden çıkarken elinde defterini montunu cebinden çıkarttığını gördüğünü söylüyor Hakan. Onu kardeşim söylüyor. Müge Hanım bakın benim zaten burada ifadem geçerli, ben söylüyorum size. Dediğim gibi eğer öyle bir şey olmuş olsa, bakın bu defteri ben kendi elimle getirdim zaten sizlere. Ama iyi de jandarma da bulunmasında yardımcı olsun. Hayır ama bulunmasında yardımcı olsun. Tamam ama jandarma da Hakan'ın dediğini doğruluyor. Jandarma da diyor biz orada vermedik ki ona diyor. O bize verdi. Aynı Hakan'ın dediğini söylüyor. O bize verdi. Biz de şu anda lazım değil deyip geri verdik diyor. Benim hatırladığım o Müge Hanım. Sen yani kardeşim öyle hatırlıyorum. Sen... Bilemem ama benim hatırladığım oydu. Tamam jandarma ile o zaman kardeşim başka türlü hatırlıyor. Sen başka türlü hatırlıyorsun. Sen de diyorsun ki ben apartmandan çıktım montu verdim. Sonra olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde jandarma cebinde buldu ve bana verdi diyorsun öyle mi? Evet. Kardeşin de bambaşka anlattı. Dava hala devam ediyor zaten Müge abla. Avukat da tuttu bizimkiler. Eninde sonunda açıklanacak zaten. Bilgisi varsa, ilgisi varsa, kendiyle alakalı bir şey varsa er ya da geç çıkacak. O yüzden şu an başka bir şey demek istemiyorum. Bu arada Melike Şeker de telefon attığımızdaymış, Mustafa Akkun'un kardeşi. Melike'cim, günaydın. Efendim ablacığım, günaydın ablacığım. Buyur canım. Sizden Allah razı olsun, teşekkür hepinize ediyoruz her şey için. Ama Bengül çok yalan söylüyor. Bana çiçeğin yanında buldum dedi. Hatta masasının üstünde çiçek vardı. Çiçeğin yanında buldum bu defteri dedi. Masanın üzerindeymiş dedi. Sürekli yalan söylüyor. Artık Allah onu bildiği gibi yapsın. Benim kardeşim nasıl olduysa ondan bin beter olsun inşallah. Amin. Cezasını da er ya da geç hemen çeksin abla. Allah sizden razı olsun. Hiçbir şey demek istemiyorum. Bizi böyle perme perişan etti. Çocuklarının doğum günüymüş ki ya o gün. Çocuklarının doğum günüyse bunu nasıl yaptırabildi acaba? Niye ya, yalan söylüyor hala? Benim oğlumun doğum günü. Benim yaptırdığımı nereden çıkarıyorsun ya sen? Kimse yapamazdı. Sen geldin benim kardeşim 3 gün sonra kayboldu. Sana sustukça, seslenmedikçe, hiçbir şey demedikçe sen bizim tepemize çıktın. Her şeyi yaptın. Allah seni bildiği gibi yaptın. O çocukların var mı? Çocukların bile seni istemiyor. Doğru. Siz sütten çıkma ak kaşıksınız. Siz sütten çıkma ak kaşıksınız. Çok doğru Allah söylüyorsunuz. Evet yaptın, evet evet o öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Sütten nasıl çıkma ak kaşıksınız siz. Nasıl böyle zangır zangır titrekiyorsan Allah seni de öyle hastane. O çocukları ben zaten size bırakmayacağım. Bırakmayacağım. He, bırakmayacaksın. Bakacaksın değil mi? Bırakmayacağım. Ha, Müge bakarsın, Hanım bakın şunu kesin söyleyeyim. Bunların abisi İbrahim Akkulu. Akşamleyin. Burada Müge abla da vardı. Hı-hı. Arıyor ve kendilerinin de Seher de içinde olmak üzere evi istediklerini söylüyor. Evi istiyorlarmış. Evin tapusunu istiyorlar. Ya işte verin bırakalım artık biz de bu işin peşini. Biz öyle bir şey şöyle asla yapalım, söylemedik. Böyle yapalım. Bunların bütün asla derdi. Şey. Hiç ne, bak bile. Burada kamera kaydı var. Kamera kaydı biz var. Biz buraya bak, çıktığımızda burada ne var dedik? O evi alsınlar çocuklarına eşit miktarda kamera dağıtsınlar. 18 yaşına gelene kadar da satılmasın dedik. Ben de seni aradım. Sende numaram bile yok benim. Tamam mı? Biz öyle söyledik. Abimin parasının pulunun peşinde değildik. Senin gibi kaybolduğunu hemen gidip de dükkanı bana devret demedik hiç kimseye. Sen bu yüzden fıs fıs gülüyorsun karşımdaki. Valla kimse öyle bir şey söylemedi. Allah yedirmesin kimse, sana. Kimse Allah dükkanı sana bana devret diye de bir şey söylemedi. Ha. Yalan söyleme. Emin ol Seher zaten bu yaptıklarınızın şeyi de sizden fazlasıyla Rabbim çıkarır. Allah senden fazlasıyla çıkarır. Biz çıkarır. Gayet rahatız. Abimden bugüne bugün 5 kuruş bak, para şunu ister da söylüyorum. Değilim ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Abin yapmış hayatım üstüne. Doğru söylüyorsun. Abin yapmış üstüne yani anlatabilir Allah miyim? Allah Allah. Yani sonuçta ev Bengül'ün üstüne. Kendisi diyordu ya ben evlerini de istemiyorum, hiçbir şeylerini istemiyorum, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Biz Bengül'ün derdinde değiliz. Biz çocukların hakkının derdindeyiz. Siz bunu yaptınız ya. Biz çocukların hakkının derdindeyiz. Siz bunu yaptınız ya. Normalde ben o evi size verecektim. Ya git işine nereden verecektim? O evi verecektim. Size verecektim. Ha. Bu saatten sonra abimi vermiyorum. Abimi kandırıyorsun. Vermiyorum. Hmm. Vermiyorum. Allah yedirmez. Vermiyorum. Ev benim. Göreceğiz. Benim ya. Mahkeme hala devam ediyor. O çocuklarını Bengül alacağım. Hanım.
Göreceğiz. O çocukları da alacağım. Al. Suçsuz olduğun bir yerde açıklansın. Kendiniz bakmışsınız gibi suçsuz orada çıktınız. Sen ağzınla söyle. Bir ara vereceğim. İlker de konuştu çünkü. Kanlar acı ihbar eden. Aslında bir takım iddialar vardı. O da konuştu. Bir ara vereyim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, bu arada Mustafa Hakkulu kaybolduğunda, yani aracı bulunduğu günün sabahı, işte konuştuğumuz Bengül gidiyor ya sanayiye. Aslında Bengül diyor ki benim amacım İlker Gök'le de görüşmekti. Çünkü Mustafa dükkanını devretmişti, ayın 5'inde ödeyecekti. Bengül'ün ifadesine göre diyor ki İlker'e ya bu şeyden de dükkandan da hiçbir şey çıkmasın Mustafa bulunana kadar. İlker Gök bize bu kanlı aracı, yani cinayetin işlendiği ortaya çıkan bu kanlı aracı ihbar eden bilgi ona geldiği için İlker Gök. O da diyor ki ben de diyor çok mutluyum, üzerimden de bir yük kalktı. Bir de onlar da diyor nasıl oyuncu, aynı şeyi söylüyor. Biz onlarla aynı arabada geldik. Çünkü onlar otobüste gelmek istemediler. Kendi araçlarıyla gelmek istediler. 4 kişi. İlker, İsa, Yüksel. Bir de Yüksel'in abisi gelmişti değil mi? Yüksel'in abisi. Veli Bey gelmişti. Nasıl geldim ben onlarla diyor. Bakın İlker'i de bir izleyelim. Üç çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun öldürülmesine ilişkin mahkemenin görülmesinin ardından 35 yaşındaki adamın dükkanını devrettiği İlker Gök'le bir aradaydık. Kendisi oldukça sevinçliydi. Çok rahatım, üstümden büyük büyük gitti, rahatladım. Olayın zanlıları ortaya çıktı diye seviniyorum ben. Gerçekten ben Mustafa'ya hiçbir şey yapmadım. Sadece ben o dükkanı devraldım, başka hiçbir suçum günahım yok. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan İsa Dumlu ve Yüksel Üründen elden çıkardıkları kan izleri olan araç ortaya çıkana kadar şüphelenmediğini söyledi İlker Gök. İsa, Mustafa, Yüksel'le muhabbetin, dostluk, arkadaşlık ilişkisinde en samimi olduğum benim Yüksel'di. Bu adamlarla bu olay sürecinde hep beraberiz. Kamera kayıtlarına beraber bakıyoruz. Buna rağmen bu araba takasından bana bahsetmiyorlar. Sonuçta kanlı bir araba var ortada. İsa normalde çok konuşmayan birisiydi. Yüksel de çok konuşan birisiydi. Öbürleriyle de, Yüksel'le de konuşuyorum. Bir iletişim var, bir muhabbetim var. Yüksel aklıma gelmiyor. Ya hiç buldun vermediler. Hiç şüphelenmedim. Hatta kendi kendime devamlı soruyorum, nasıl şüphelenmedim? Adamlarla İstanbul'dan buraya kadar geldim. Arabayı bir de ben sürdüm. Aklımın ucundan geçmiyordu. Mustafa'nın eşinin ertesi günü sabahında Ali Hoca'nın yanına gelmesi, sonra beni araması, benden dükkanı istemeleri, doğal olarak dükkan derdine düşen eşinden şüphelendim ben. Zaten ilk İsa itiraf etti, şok oldum. Beklediğiniz bir sonuç muydu Yüksel'le İsa'nın tutuklanması peki? Beklediğim bir sonuç değildi. Ben bu işin altından hani eşinin bir sevgilisi çıkar diye düşünüyordum işin açığı. Yüksel ile İsa beni işin içine bir şekilde dahil etmişler. Hatta şöyle bir durum var. Yüksel beni saat 9 gibi falan berberdeyken aramıştı. 23 dakika sonra ben aradım. Tekrar Yüksel'i şunu dedi bana. Jandarma beni aradı, abi Mustafa kayıpmış. Sadece şunu merak ediyorum bu noktada. Jandarma Yüksel'i 9'dan önce mi aramış, 9'dan sonra mı aramış? Bu da ufak bir detay. Beni işin içine dahil etmek için mi bu muhabbet açılmış? Bu da ufak bir detay, araştırılmasını istiyorum. Bu olayın üstünde durduğu için gerçekten canı gönülden çok teşekkür ediyorum kendisine. Mustafa nur içinde yatsın. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Evet Bengül, bir şey söylemek ister misin? Sen aslında hani neden gitmiştin İlker'e? Ben senin adına konuştum ama... Evet, Mustafa ortaya çıkana kadar dükkandan tek iğne kıpırdatma. Çünkü benim şüphelilerimin arasından bir tanesi de zaten İlker'di. Ama İlker abi de, yani Allah razı olsun, o da arabanın ortaya çıkmasında bize yardımcı oldu. Buradan tekrar ona da teşekkür ediyorum. Şunu söyleyip ben artık ayrılmak istiyorum Müge Hanım. Mustafa'nın ben ölü olduğunu bilmiyordum. Bana bu kadar çok yüklendiler. Paracı. Hayır, ben para göz bir insan değilim.
Ama Mustafa'yı toprağa koyalı 4 gün olmuş. Ben nezarethanenin içindeyim. Bakın gerçekten söylüyorum bunu, duygu sömürüsü şu falan değil. 11 sene benim hayatım geçmiş Mustafa'yla. Ben cenazesine katılamadım. Çocuklarım ne durumdaydı bilemedim. Nezarethanenin içinde sanki Mustafa benim yanımda. Oturuyor, kalkıyor benimle beraber. İşte. Ama kendiler 4 gün olmuş. 4 gün olmuş toprağa koyalı. Dün akşam kardeşi İbrahim bizi arıyor. Ya sen bunların evini ver. Sen bu işin içinden sıyrıl git. Evini vermediğin sürece bunlar zaten seni suçlamaya devam edecekler. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Hayır kardeşim, ben çocuklarımı da alacağım. Mustafa'nın 3 tane bana emaneti var. Benim çocuklarıma iyi bak, benim çocuklarıma iyi bak diyen. Benim çocuklarıma senden başka kimse böyle bakamaz diyen. Ben çocuklarımı istiyorum. Dedi? Ne o zaman emanet etti abim sana benim çocuklarıma iyi bak iyi bak derken, son nefeslerini verirken mi söyledi? Kaybolmadan 2 gün önceki attığı mesajlarda zaten var. Ben bunu Müge Anlı'nın ekibine de vermiştim, ekran fotoğraflarını çekip. Bu kadar şeyin anlamı yoksa her, gerçekten diyorum bak. İnşallah sen çıkmazsın gerçekten yok, altından yok, bunu böyledir. Çocukların için isterim. İnşallah çıkmazsın. Bak gör bak, ben inşallah. Zaten ben altından çıkmayacağım. Kalbim en başta dediğim gibi ben bu işin içinde yokum dedim. Bakın şu anda onlar tutuklandı ve ben buradayım. Bundan sonraki çıkacak kriminalden sonra da çok eminim, fazlasıyla kalbim de rahat. Bunda da benim hiçbir parmağım yok. Ben artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Müge Hanım, size de gerçekten tekrar tekrar teşekkür ederim. Her şey için. Ben de sana teşekkür ediyorum geldiğin sizin için. Sizin vesilenizle. Yalnız bu arada İbrahim Hakkul da telefon attığımız demiş. Ben baştan şunu söyleyeyim, bak sondan söyleyeceğim lafı. Arkadaşlar yani mülkiyet hakkı denen bir şey var. Ama yani bu mülkiyet hakkı o kadar öyle kolay kolay kimsenin elinden alınabilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tapu, yani evin tapusunu Mustafa zamanında vermiş Bengül'e. Bengül bu cinayeti işleyen kişi dahi olsaydı miras hakkından yoksun kılınabilinirdi bildiğim kadarıyla. Eğer cinayeti yani cinayet bizzat sıkan olsaydı. Ya bizzat silahı gibi sıkan kişi olsaydı miras hakkına, evli de olsalardı. Evet. Miras hakkından bertaraf edilebilir, yoksun kalabilirdi. Evet. Ama şimdi bu mülkiyet hakkı, yani bu zamanında Mustafa vermiş bunu Bengül'e. Yani boşuna bu işle uğraşmayın demeye getiriyorum ben size. Benim haberim bile yok aradıklarından. Anladım. İbrahim Bey'e de söyleyeyim. İbrahim Bey günaydın. Günaydın. Müge abla yanımızdaydı. Evet, dün bizim muhabirlerimiz de şahit olmuş. Şöyle bir ifade kullanmışsınız. Bak ben baştan beri seni suçlamadım. Hiç bu olaya karışmadım. Sen şunu, kimse de senden suçlamasın. Sen bu evi bize geri ver. Yani niye geri veriyor? Öyle bir konuşmam olmadı. Ben sadece ve sadece şunu söyledim. Annesini aradım, ben kendisini aramadım. Dedim ki ne bak, bu evin tapusunu bu çocukların üzerine vereceksiniz dedim. Başka da hiçbir şey söylemedim. Ve benim kardeşimin yüzünü bir günden bir güne güldürmedi yıllar boyunca. Çocukların adını, jandarma onu götürüyor. Çocukların adını ağzına dahi almadı. Çocukların adını ağzına dahi almadı burada. Sen daha zaten suçsuz değilsin daha zaten. Biz hepimiz duyduk. Biz hepimiz duyduk. Sen bir oraya çıkıp da o benim bacılarımın adını ağzına alma. Zaten sen alamazsın. Akşam bağlanıp öyle demiyordun. Ben bağlandım. Akşam öyle demiyordun. Niye, sen değil miydin sen? O arabadan inip öbür arabalara biniyor. Nereden biniyor? Hayır. En tarafsız Müge. Müge Hanım, İbrahim Bey, Bengül'ün annesi Fatma Hanım'ı aradı. Ben dedi, bugüne kadar dedi fark ettiysen dedi canlı yayına dedi çıkmadım. Senin kızın için kötü bir şeyler söylemedim. Onun suçlu olduğunu düşünmüyorum dedi. Ancak ona dedi şu anda dedi o tapuyu dedi versin Bengül dedi. Zaten dedi çıkacaktır ama dedi o tapuyu versin mutlaka dedi. Bu şekilde konuşmalar geçti. Peki kime versin dedi? Çocuklara mı versin dedi? Evet, şöyle aileye versin dedi. Aileye versin dedi. Anladım. Yani İbrahim Bey beni duyuyor musunuz? Alo. Evet. Yani çok öfkelisiniz, farkındayım, çok da üzüntülüsünüz. Ama haklı olduğunuz yerde haksız duruma düşmenizi istemem.
Şimdi o konu ayrı, bu konu ayrı. Tabii yani normalde bu... eğer ev, araba da Bengül'ün üzerine olsaydı yine o da Bengül'ün üzerinde olacaktı. Ha Bengül zaten... nikahlı karısı olur. Bengül silahı sıkan, silahı tutan el olur. Bir miras hakkı, bir ne bileyim maaş hakkı olur eşi vefat ettikten sonra. Bununla ilgili avukatlarınız devreye girer, bunun önüne geçebilirdi. Ama bu mülkiyet hakkı, yani ben bilin diye söylüyorum. Tabii ki avukatlarınıza da danışın. Bunun önüne geçemezsiniz. Yanılmıyorum herhalde. Yani burada şu anda bu evin sahibi hanımefendidir. Dolayısıyla Bengül Hanım kendi adına tapulu olan bu yeri kolay kolay size veya bir başkasına vermek zorunluluğunda değil. Mecburiyetinde de değil. Onun için kanun yapıcı da ancak bir cinayet durumunda eşini öldüren kişiyi mirasından mahrum eder. O da kendi evinden değil. Yani kocasının adına olsaydı, rahmetli Mustafa'nın adına olsaydı bu ev ve cinayeti işleyen de Bengül olsaydı, bu takdirde kocasının mirasından mahrum kalabilirdi. Nikahlı olma koşuluyla. Tabii. Ama bu ev zaten Mustafa'nın adına değil. Ha evlilik durumunda, evlilik devam ederken alınan ev bir boşanma durumuna gidildiğinde eşlerden birisi ben evin yarısını talep ediyorum deseydi Mustafa, boşanma kararı devam ederken mahkeme o ev evlilik devam ederken alındığı için yarısını Mustafa Bey'e verirdi. Ama boşanma yapı olmuş, böyle bir talep yok Mustafa Bey'in. Dolayısıyla o evle ilgili bir konu kolay kolay hanımefendiden, Bengül Hanım'dan alınmaz. Öyle. Bunu bilin. Boşuna masraflar edersiniz diye düşünüyorum ama tabii ki avukat tutmak, hakkınızı aramak en tabii hakkınız. O takdir size ait. Ölmeden önce zaten abim evin devrini kendi alacakmış, arabanın devrini Bengül'e verecekmiş. Ölmeden önce. Ölmeden önce olsaydı bu iş olabilirdi. Şu anda bu tamamen izafi bir kavram, izafi bir maalesef düşünce. Maalesef öyle. Hayır yani biz size hukuki olarak... Evet, izah ediyoruz. Karar tabii sizin, ki tabii. Karar sizin, uğraşırsınız, uğraşmazsınız, istersiniz hani biz söyleriz. Tabii ki isteyen istediği gibi yapar. Ama İbrahim Bey ben yani artık sizin ben bu aileyi de arayıp da konuşmanızın da ben bir manası olduğunu düşünmüyorum. Yani beklemelisiniz. Bengül her ne kadar kurtuldum zaten diye düşünüyorsa Bengül şundan dolayı kurtuldum diyor. Bengül diyor ki ben bu mahkemenin sonucunda suçsuz çıkacağım. Kriminalden gelen raporlardan. O yüzden içim rahat diyor. Ha içi rahat olmazsa kriminal başka bir şey söylerse zaten o da cezaevine girer. Şu anda da hapiste. Yani bu evet. Kararda 3 tutuklama var arkadaşlar. Bengül'ün şu an evde olması bırakıldığı anlamına gelmiyor. Siz galiba ev hapsini bizim ekip arkadaşlarım da pek ciddiye almadılar. 2 tutuklama falan. Bu sabah onu söyledim. 3 tutuklama var. Biri ev hapsi. İkisi cezaevi. Onun çocukları var çünkü. Çocukların da velayeti şu anda otomatikman anneye geçti. Babaları vefat ettiği için. Yani bunu bilerek davranın. Lütfen öfkenize mağlup olmayın. Evet. Bir de Seher'cim, İbrahim Bey'cim. Bakın çok üzüntülüsünüz. Allah yardımcınız olsun. Ama Bengül ile Mustafa'nın yaşadıkları onların ikisinin arasındaydı. Bengül'ün bu cinayetle ilgisi çıkmazsa ortak çocuklarınız var. Siz de seviyorsunuz torunları, bakıyorsunuz. O yüzden Bengül ile bir şekilde bir ortak zeminde buluşmak durumundasınız diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? İnşallah çıkmaz Müge abla yani çocukları yani inşallah, için inşallah. Zaten... Hani biz de istemeyiz çocuklarımızın efendim annesinin. Efendim Müge abla. Efendim Müge. Neden olmasını biz ben de istemeyiz. Ben senden bir şey rica ediyorum. Estağfurullah. Ben bunun için daha önce tapu müdürlüğüne başvurmuştum Mustafa hayattayken. 3 çocuğumun üzerine bu evin paylaştırılması için. Hı hı. 18 yaşına kadar hiç kimsenin kullanmaması için. Ama belediyeden bize ret geldi. Sadece bir çocuğun üzerine verebilirsin dedi. Mustafa'nın ne kadar mal varlığı varsa bu benim evim de içine dahil olmak üzere. Sizden tek ricam benim 3 çocuğumun üzerine bunu yaptırın. Evimi de ben kendi rızamla veriyorum. 3 çocuğumun üzerine zaten. 18 yaşına ha, kadar hiç kimse dokunamasın benim çocuğum hakkına. Şöyle ben yaparız. Annesine ya da babasına vermem. Niye vermem? Arabanın devrini götürdü Necati Eker'in karısına verdi. Niye karısına verdi? Kendinin annesi babası yok muydu? Güvenmedi. Ya dur ya annemin üzerine verdi. Verdiğini durdurmadı hemen sattırdı. Kardeşimin çocuğunun... üzerine verdiğini durdurmadın hemen sattırdın. Abimin başının etini yedin yok seni bırakırım ben giderim senin diye.
Sen yaptırdın abin... sen. Sen hayır yaptırdın. Senin. Ya, ya bak işte bu ya, kadar yalan konuşmanın ya, alemi bir şey yok tamam mı? Bir dakika ya güzel bir şey söylüyor. Ben niye belediyeden red, belediyeyle ne alakası var bunu hiç bilmiyorum. Tabii tapuyu görmem lazım. Tapunun... Müge Hanım katmin orası 515 metrekare arsanın içerisinde 131 metrekaresi bizim. Hı hı. Bir hisse payına düştüğü için belediye hani diyor ki çok mirasçı çoğalmasın tek bir çocuğuna versin evi diyor. Öyle bir şey ama olmaz. Ben bir çocuğuma veremem çünkü benim 3 tane çocuğum var. Hayır mülkiyet hakkı senin olur yani daha doğrusu kullanım hakkı senin olur. Sen de öldükten sonra evet. Çocuklarına kalacak şekilde mirasçısı olur. Siz de bu şekilde başka bir evlilik zaten. Yaparsa... Başka bir çocuk yaparsa onların miras hakkından faydalanmaması için evet. Bunu konuşabilirsiniz. Hayır. Müge'cim, benim 3 çocuğumun hakkı. Evet Müge'cim sen de oradayken bir şey yaparsan, ilgilenirsen sen de kullanım hakkını kendin alırsın. Onlara devretmiş olursun. Zaten herhalde dükkanı da onun üzerine. Dükkanı da bir devredecekti. Zaten hayatım çocuklar mirasçısı. Yani bunu da güzel yoldan sulhan halledin. Biz de bunu istiyoruz zaten. Müge abla abimin malını biz yani istemiyoruz Bengül, ki. Onlara da kızma. Sen daha çok gençsin. Sen daha evlenirsin. Çocuk yok, yaparsın. Yok kızmıyorum Müge Hanım. Heh. Kızmıyorum. Onlar da diyor ki bizim... Bak bu zamana kadar çok şey söylediler. Ha haklılar. Haklılar çünkü benim özel hayatım deşelendi, şu oldu bu oldu, şüphe oluşturması için yani gerçekten çok fazla haklılar. Ben yine başından beri bir şey söylemiyorum. Bakın milletin 35-45 yaşlarında yaptığı hataları ben 14-15 yaşlarında yapmışım. Tamam bunlardan utanıyorum, utanç duyuyorum. Keşke hiç yapmasaydım. Bu yaşadıklarım bana hayatımın en büyük dersi oldu zaten. Ben bunu zaten sizden en başından beri isteyecektim. Benim 3 çocuğumun üzerine ben veremedim. Ama siz 3 çocuğumun üzerine Mustafa'nın üzerinde ne varsa, benim üzerimde ne varsa 3 çocuğumun üzerine devredilmesini istiyorum. Çünkü ben bunları tek başıma kazanmadım. Mustafa'yla beraber her şeyi dişimizle tırnağımızla yaptık. Ben 3 çocuğumun üzerine bunların devredilmesini istiyorum. Neyi var neyi yoksa. Çok güzel bir teklif. Evet. Evet. Kutluyorum sizi. Anneyi alalım. Bergül Hanım sizi kutluyorum. Gayet güzel düşüncelerinizle izah verdiniz. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Zaten rahmetli Mustafa'nın da mirasta adına kayıtlı menkul gayrimenkul neyi varsa kanuni olarak onun mirasçısı sen. Hayır o değil. Eş çocuklar vasıtasıyla. Yani 3 tane çocuğudur. Sen boşandığın için kanuni mirasçı olamazsın. Ama 3 çocuğun annesi olarak velayeten çocukların namına el koyup gözetebilirsin. Evet yani şöyle Müge abla ben senden şunu da istiyorum. Buyur. Bu Necati Eker'in üzerine yapmıştı ya bu arabayı. O adam zaten o zaman söylemişti. Eğer bu arabayı da verebiliyorsa 3 çocuğumun adına versin. Ya da satsın banka hesabı açılsın siz de buradayken çocuklarımın adına yatırılsın. Çünkü Mustafa'nın ona o şekilde sadece devir olarak verdiğini hepimiz biliyoruz. Bir para karşılığında satmadı. O da benim çocuklarımın hakkıdır. Ya satsınlar banka hesabı açılsın çocuklarımın adına ya da 3 çocuğumun adına devredilsin araba. Evet Necati Bey ben de hani siz arkadaşlarımıza böyle söylemiştiniz değil mi Müge? Yanlış hatırlamıyorum sen de şahitsin. Evet Müge Hanım. Evet yani Necati Bey. Evet, kendisi Mustafa'ya ne olduğu ortaya çıkana kadar bekleteceğim. Mustafa'ya ne olduğunu öğrenelim önce demişti. Eğer Mustafa ortaya çıkarsa arabayı devrederim demişti. Evet Necati Bey de herhalde bu sözünden dönecek birisi değildir. Yani sonuçta babasız kalan 3 çocuk var. Bu kız da 24 yaşında bir kız yani o çocuklarının geleceği için de o paranın kullanılması lazım. Yani sonuçta onların da ihtiyacı var. Kalan bir maaş vesaire yok Mustafa'dan. Bunu da kabul etmek lazım. Yani onlar da çocukların hesabına da değil. Sana verecekler ki sen de çocuğuna bakacaksın. Şimdi gel, bak şimdi. Acıları bıraktık. Hayatın gerçekleri de bunlar. Ve bunlar bence yanlış şeyler de değil. Yani biz hayat çünkü devam ediyor. Oğullar çocuklarına devredilsin istiyoruz. Biz abimizin parasını bugüne kadar hiç istemedik ki. Anladım. Yani Seher'cim o arabanın parasını da vereceksiniz ki. Evet. Yani verecek ki annesine... Yani nasıl çocuklarına bakacak, nasıl geçinecek? Kadının ev hapsi var. Zaten dışarı çıkıyor, çalışamıyor. O arada da kriminalden bir rapor çıksın. Hayatımın en büyük dersini aldım dedi. Çok erken yaşta, çocuk yaşta yapılan bir evlilik. Ne yazık ki biraz evlilik oyununa dönmüş ikilinin arasında. Bengül, ben sana buraya geldiğin ilk gün de senin özel konuşmamızda söyledim. Dilerim senin alakan çıkmaz. Çocukların için dedim.
Tabii ki kriminalden gelecek raporu bekliyoruz. Çıkmayacağına ben eminim Müge Hanım. İnşallah sen de çocuklarının başında onlara annelik yaparsın diye ümit ediyorum. Bu da insanı olgunlaştıran İnşallah. Kötü bir deneyim. Yani jandarmada, savcıda, hakimde Allah'ım hiçbirimizi o kapılara muhtaç etme, düşürme. Zor işler. Verme. Hakimin hekimin eksikliğini de vermesin. Verme ama düşürmesin ama yani. Düşürmesin vallahi de. Düşürmesin yani. Evet. Çok zor. Ben tekrar jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na. Hızlı çözüldü. Fakat yani ilk kez yani bu cinayette birkaç tane daha böyle aklımıza soru işareti kalan cinayet var. Hani şey var. Hala daha böyle yeni bir şeyler çıkacak mı diye beklediğim bir cinayet bu. Yani o yüzden oraya bir şerh koyuyorum. Tam aydınlanmadı değil mi? Benim de kafamda tam aydınlanmadı. Yani hani o gidiş süresi, o cinayete doğru o gün içerisinde o akışı kafamda oturtturamadım. Çünkü daha gelmedi ya şeyler. Çok yeni hocam. 13 gün. 13 gün. Yani o kadar hızlı bir iş ki aslında. Ama çok da büyük bir başarı. Yani bu kadar hızlı bir sürede hani sonuca varmış olması ailenin tabii ki acısı çok büyük ama biz burada şunu biliyoruz. 10 seneyi dolduran yıllarca insanlar hani bedenine ulaşamayan ya da katiline ulaşamayan insanlar var. O nedenle bu açıdan düşünüldüğünde de en azından biraz daha belki rahatlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Nurlar içinde yatsın. Ama daha su kaldırır gibi geliyor bana bu olay. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Efendim bundan 17 yıl önce evlatlık verilen 3 çocuğuna duyduğu özleme son vermek isteyen Güler Karaduman stüdyomuzdaydı. Önce bir hatırlayalım. Güler Karaduman 2006 yılından bu yana göremediği 3 çocuğunu bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Üçümüzü de hiç isteyerek bırakmadım. Ne olur bir kere gelin, bir kere yüzünüzü koruyayım. Sizi çok özledim. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. Güler Hanım 4 çocuk annesi ama bir tanesi yanında. Aynı babayla evliliği devam ediyor. Fakat bu anneyle baba 3 tane çocuğunu çocuk esirgeme kurumuna bırakıldığı için kaybediyor. Yine bir tanesiyle beraber. Kocasının birkaç günlüğüne komşusuna bıraktığını söylediği çocuk. 17 yıldır arıyordu Güler Hanım. Eşi Ahmet Bey'in alkol problemi varmış. Evde de bundan dolayı sıkıntılar yaşanıyormuş. Güler de ben eşime bir ders vereyim demiş. 2006 yılında çocukları tek başına bırakıp evi terk etmiş. Sonra annesinin babasının yanına gidince hamile olduğunu öğreniyor. Evet. Sonra kocasını arıyor. Diyor ki tamam gel tekrar barışalım. Kocası da o sırada o 3 çocuğu komşuya bırakıyor. Güler'i Niğde'den almaya gidiyor. Komşu o sırada polisi arıyor. Yani senin anlattığına göre. Polis de geliyor alıyor çocukları yurda götürüyor. Sonra sen kocanla beraber geliyorsun Niğde'den Kayseri'ye bakıyorsun. Komşuda çocuklar yok. Ben eşime dedim alalım. Tamam alacağız dedi eşim. Hemen koşa koşa karakola gittiniz mi? Beni eşim hiç götürmedi. Hı. Ben sadece bir öğretmen vardı. Ona ağladım. Allah razı olsun götürdü. Müdür bey de üçü de bir aileye verildi dedim. Hani aslında çok... o aile de iki tane kardeşi alayım demiş. Sonra küçük oğlu Hakan da ağlamış onların arkasından. Demişler ki masaya bir tabak daha koyarız demişler. Üç çocuğu birden evlat edinmişler. Allah razı olsun. Güler Hanım 17 yıllık evlat hasretini iki ayrı fotoğraf karesine sığdırmıştı. Bir tek bu mu var elinde? Bundan bir tane de benim kızımdan çekindiğim var. Ebru'm beni çok seviyor. Benim yanımdan hiç ayrılmıyordu. Her gün düşünüyorum. Şuramda sanki düğümlenip kalıyor. Peki eşin ne diyor bu çocuklarla ilgili? O da senin gibi perişan mı? Güler'in var ya gözündeki yaş dinmiyor ya. O kadar üzüntülü ki. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Müge ablam o hiç merak etmedi. Ben dedim kaç keresinde gidelim ne olur bir bakalım, bir soralım, bir cevap alalım. Bir kere görmek istiyorum dedim. Çok özlüyorum Ebru'mu, Ahmet'im, Hakan'ımı. Her gün rüyalarıma giriyor. Her gün böyle. Ayşenur Sandık evlatlık verilen çocukların üvey kardeşiydi. Güler Karaduman'ın aradığı evlatlarıyla aynı kaderi paylaştığını söyledi. Bak Ayşenur Sandık telefon attığımızdaymış. Bu senin eşin Ahmet'in ilk evliliğinden olan kız. Niye bağlanmasın? O da benim öz babam diyor. Babam annem vefat edince bizi de evlatlık verdi. Biz de üç kardeşiz.
Güler Hanım şu anda benim bu yaşımda beni görmedi. Ama evlatlık verildiğimde yani 3 yaşımı benim çok iyi hatırlar. Çünkü zaten bizim annemiz vefat ettikten sonra Güler Hanım'la evlendikten sonra babam bizi dağıtıyor. Benim abimi yurda verdi. Beni evlatlık verdi. Ama Güler Hanım'ın bu çocukların evlatlık verildiğini bildiğini tüm köy biliyor. Şu anda anlatılan hikaye doğru değil. Güler Hanım bize de evlatlık verdi. Daha sonra kendi çocuklarını da kendisi verdi. Bu anlatılan hikaye doğru değil diyorsun. Doğru değil tabii. Şu anda vermedim Müge ablam. Sen niye verdin bu çocuğu o zaman 3 yaşına kızı? Ya benim o zaman psikolojim bozuldu Müge ablam. Ay vallahi bu psikolojiniz de biraz fazla bozuldu ya. Biraz da toparlayacaksın kendini. Baba Ahmet Bey de telefon attığımız demiş. Sen bu çocukları niye dağıtıyorsun sağa sola hamile bırakıp bırakıp? Müge Hanım isteyerek olmadı ya. Ne demek isteyerek olmadı? Leylekler getirmiyor bu çocukları yani. Seni arıyorlar mı Ayşenur? Hayır zaten beni biliyor yani. Beni yıllarca aramamış. Beni bu yaşımda görmüş mü bir kere canlı? Sorun bakalım. Aramamı kabul etmiyorlar. Oğlum var. Oğlum da kabul etmedi. Güler Karaduman'ın yıllardır aradığı çocukları Müge Anlı'da bir saatte bulundu. Peki telefon attığımızda bir beyefendi var. Çocuklarını tanıdığını söylüyor. Ay Müge ablam. Sağ olun, Allah razı olsun. Dur bakalım inşallah. Aradığımız üç kardeşi tanıdığınızı söylemişsiniz. Tanıyorum. Aynı isimdeler mi? Evet, aynı isimdeler. Güler'cim o çocuklar senin çocukların. Evet, aynen. Müge ablam sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi bir gün biyolojik aile çocukları bulunmak isterse ipucu olsun diye çocuklarının ismini de değiştirmemişler. Allah razı olsun. Ama tabii kendi nüfuslarına kaydettirmişler. 21 yaşındaki Ebru, 20 yaşındaki Ahmet ve 18 yaşındaki Hakan evlat edinildiklerini biliyorlar, haberdarlar. Fakat her ne kadar onlar gerçeği bilseler de seni ilk kez gördükleri için şoke olmuşlar. O şoku atlattıktan sonra bir karar verecekler. Yani bize biraz onlara zaman tanımamız lazım. Nasıl geçirdin geceyi? Hiç uyuyamam. Uyuyamadın. Sağ salim bulunmalarına sevinmedin mi? Her şey çıkabilirdi sonuçta. Sevindim Müge ablam. Allah razı olsun sizden. Yok hayatım ama hepimizden. Çocuklarımın benim düzenini asla bozmak istemiyorum. Seslerini duymak istiyorum. Bir de görmek istiyorum. Çocuklarımı yeter artık. Ciğerim çok yanıyor. Allah da biliyor. Ben gecelerce bu boyunca hiç uyuyamıyorum. Uyudu muydu? Çocuklarım gözümün önüne geliyor ya da rüyalarımda görüyorum. Özledim. Gerçekten çok özledim. Ciğerim yanıyor Müge ablam. Güler en son dün buradan çıkarken dedi ki yani kafayı yiyeceğim ben dedi. Yani çocuklar o kadar kafayı taktım ki dedi. Onlarla yatıyorum, onlarla kalkıyorum. Hatta kocasına da kızgın yani. Şimdi belki burada çok derdini anlatamıyor. Ya bak Güler, şimdi burada özeti de izlerken dedim ki kendi kendime değişen ruh halim. Şimdi Güler ağlıyor, Güler'e üzülüyorum. Sonra öteki kız bağlanıyor, beni evlatlık verdiler diyorum, sana kızıyorum. Sonra tekrar ağlıyorsun, sana üzülüyorum. Böyle hani ruh halimiz de inişli çıkışlı vallahi yani yapacak bir şey yok. Şimdi sana üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Ama yani annesi ölmüş çocuğa bakmama benim kabul edebileceğim bir şey değil. Bak şunu unutmayın lütfen. Bir kişiyle evlendiğiniz zaman o çocuk adamın yanında da olmayabilir. Annesi de bakıyor olabilir. Ya annesi ölür. Adamın 5 tane çocuğu vardır. Annesi de diyordur ki kedi gibi yapışmıştır çocuğuna vermem diyordur. Tamam sen de diyorsundur ki çocuğu yok evlendim. Annesi öldü bir hafta sonra ne yapacağız? Yok Müge ablam Allah şahit. Ben bunun evlenmiş yani hanımının vefat ettiğini bilmiyordum. Ama gittin gördün sonra 3 yani tane doğru annesiz çocuk var. Gördüm ama bana onun 5 gün sonra gösterdiler. Gösterdi baktın 3 tane evet. Çocuk. İki seçeneğin var. Ya alıp çantanı babanın evine geri döneceksin. Ya da diyeceksin ki ben bu çocuklara bakacağım. Babamın evine asla dönemezdim. Çünkü kaçarak evlilik yaptım, cahillik yaptım. Çok pişmanım. Tamam o cahillikti. Peki çocuklara bakmama? Yani ben ne bileyim Müge ablam ben evlenmeden evvel de bahtul olan dünür çıktı. Ben asla çocuklu bir şey kabul etmem dedim. Yani ne bileyim bilmiyorum ben bir tuzağın içine düştüm. Yani ben bekarım diye evli olduğunu bilseydim evlenip hanımının olduğunu bilseydim ölmüş olduğunu bilseydim kesinlikle evlenmez. Tamam ama evlendin senin deyiminle. Yani daha da nikah da yok. Ha ben şunu anlamıyorum yani nasıl kıyılır o çocuklara? Abi artık yani olmuş. Olmuş da ölmüşe çare yok. İki seçenek var. Ya ondan da başkasına kaçacağım babanın evine dönemiyorsa. Ya çocuklara bakacağım. Hayatım çocuk vermek ne demek?
Ama ben... Bak ben çocuk esirgeme kurumunu şöyle bilirim. Evet. Allah göstermesin bir otobüsün içindesindir. 10 kişilik aile. Ölür. Anne, baba, dede, anneanne, baba. Bilmem. Olur bak bir düğün otobüsü falan neler yaşıyoruz değil mi? Ölür bütün akrabalar. Tabii. Ya da hiçbir... deprem olur, bir doğal afet olur, bir şey olur. Yani bütün akrabalar ölür. Allah göstermesin toptan. Müge ablam. Bir de hiç de bir senin böyle bir arkadaşın da yoktur. Yani asla bir komşun, bir arkadaşın. Bak ne derlerse desin. Bak dinle dinle. Tamam. Tamam mı? Çocuk öyle verilir. Tabii. Yani çocuk esirgeme kurumu demek hiç kimsesi olmayan çocukların gideceği bir yerdir. Bunu oyuncağa çevirmişsiniz bazılarınız. Doğru doğru ver. Doğru doğru ver. Müge ablam. 3 çocuk oradan, 4 çocuk buradan, 7. Ben şimdi seni kocana söylüyorum. 7 tane çocuğun kaçı yanınızda? Bir tanesi. Bir tane kızım, kardelenim yanımda. Ama ya benim çocuğumun ve yuvaya verildiğini asla bilmiyorum. Benim şuradan ölüm çıksın gibi bilmiyorum. Güler, nasıl kaçmayı bildin küçücük yaşta? Gidip o çocuklarını da oradan almayı bileceksin o zaman. Bugün polisin kapısına gittiğin zaman benim çocuklarımı kocam benden rızasız verdi diye hangi polis sana yardım etmez? Etmeyecek birisi var mı? Hayır. Yani bakın niye bazılarımız tek çocuk yapıyoruz, bazılarımız 10 tane? Ha 10 taneye bakana hiç lafım yok. 20 taneye bakana bakıyorlarsa başımla beraber. Allah daha çok nasip etsin. Ama ben yurda bırakanlar için söylüyorum. Ben 1 tane yapıyorum çünkü ona ben bakıyorum. 7 tane yapıp 6 tanesine devlet bakacaksa doğru baba doğru, ne güzel. Anlatabiliyor muyum? Olmaz, 1 tanem olmaz. Anladım. Ama benim çocuklarımla asla alakam yok. Orada da duygu halim değişiyor, burada da değişiyor. Bunda iftira atıyorlar. Yani iftira karamet atan kara kara yansın. Ben çocuklarım beni asla bilmiyordum yuvaya düştüğünü niye. Ne olacaktı yuvaya düşmeseler? Daha kötü sokaklarda kalacaklardı, sokaklarda perişan olacaklardı. İyi ki verilmiş. İyi ki. Ama iyi yani çocuk düşmüş. Esirgeme kurumunun benim aklımdaki tanımı bu. Bilmiyorum siz farklı mı düşünüyorsunuz? Yani hani orada da hiçbir arkadaşın, eşin, dostun da olmayacak. Hani insan yine de vicdan yapar bir arkadaşın çocuğuysa, kimsesi yok. Tamam ben alayım der. Anlatabiliyor muyum? Hani hiç kimsen olmayacak artık. Hala, teyze, amca, dayı. Ya bu çocukları da niye bu kadar gözümüzde büyütüyoruz bakmamak için ben anlamadım. Evlattır ya. Müge ablam ben dün beri heyecandan hiçbir şey anlatamadım. Burada sizi ilk defa gördüm. Böyle kalabalık öyle. Gördüm. Ben kalabalıkta... Yok sen de kocandan bıkmışsın, yani şey sanmışsın. Farkındayım. Güler diyor ki hatta yani. Yani ben kendimi hiç ifade edemedim. Hep yani şeyde kaldım. Ben Bahüyük'teki komşularım da biliyor. Kayseri'deki komşularım da biliyor. Ben çocuklarım için çok almaya çalıştım, görmeye çalıştım. Gittim. Ya senin çocuklarınla ilgili şey mücadeleni anlamıştım da bu diğer çocukların evlatlık verilmesi içimi bozdu bak onu söyleyeyim. Anladım. Ama sen de diyorsun ki ben küçüktüm, ben çocuklu bir adamla evlenmek istemezdim. Evet, senin çocuğuna da bakamazdım şuna. Şey buydu yani. Neyse ama en azından sizin bakmadığınız çocuklara şöyle bir şey olmuş. Ya tesadüfen bu senin çocuğun evlatlık edinen aile benim de çok sevdiğim bir tanıdığımın kuzeni çıktı. Aa, hatta Amerika'dan dün akşam yazıştık. Sevgiler olsun kendisine de. 17 yaşındaki çocuklarını kaybediyor aile. Ve hanımefendinin biyolojik olarak bir daha çocuğu olmayacağı ortaya çıkıyor. O sırada da benim de o bizi de tanıştıran zaten arkadaşım da çocuk esirgeme kurumuyla alakalıydı. Hanımefendi de yani benim arkadaşım da çocuk esirgeme kurumuyla ilgilenirken kuzeninin de böyle bir durumu olunca onu çocuk esirgeme kurumuna yönlendiriyor. Şanlıurfa'ya gidiyorlar işte Şanlıurfa'da. Orada aslında tek bir çocuk almak istiyorlar. Sonra bu 3 çocuğu görünce herkes de demişken bakamazsın. Bak düşün işte hala teyze amca dayı bakmıyor. Bu kadına diyorlar ki bakamazsın. O da diyor ki ben kardeşleri ayırmak istemem. Sonra yarın bir gün problem yaşanır diyor. Allah ve bu 3 çocuğu birden alıyorlar. Bir tane çocuk almak isterken gerçekten helal olsun. Allah razı olsun. Ben bunu çok kıymetli buluyorum bu duyguyu. Oradan gidip en küçüğünü, en büyüğünü hani kendi yaşına uygun alabilirdi. Kadın çocuklarından kardeşleri birbirinden ayırmıyor. Şu anda da 21, 20 ve 18 yaşındalar. Çocuklar, biz dün aileyle de uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Diyorlar ki bizi büyüten anne babamız dışında başka bir anne babamız yok. Asla tanışmak ve görüşmek istemiyoruz diyorlar. Yani sana güzel bir haber veremiyorum şu anda ama şu anda çocukların yani bu travmayı da atlatmalarını belki biraz beklemen lazım Güler'cim, sabretmen lazım.
Yani bu travmayı atlatana kadar onlara biraz zaman tanırsan... Ama Müge ablam, bir kerecik yani konuşma ya da yüz yüze görmek. Yani benim kızım biliyor çektiklerimizi. Evet, bu arada yani anne Güler Hanım'ın istiyorum. Çok dayak yediğini eşinden ve çok gariban olduğunu söyleyen izleyicilerimiz de arıyorlar rejiyi. Onu da söyleyeyim. Yani Güler de eşiyle güllük gülistanlık bir hayat yaşamamış. Asla Müge ablam, bak ben kızımı yuvaya düşmemesi için evdeki kardeleri, çocuk esirgeme yurdunda da kaldım. Her şeye de katlandım. Yani her bir şey Allah şahit. Ben çocuklarımı bir kere görmek istiyorum. Onlara ifade etmek istiyorum. Ciğerim yandı 17 seneden belli. Allah kimseye ciğer acısı yaşatmasın. Amin. Ciğer acısı yaşamak çok zor. Senin ne iş yapıyordu bu kocan olasıca adam? Efendim? Ne iş yapıyor? Şimdi besi işinde çalışıyor. Ben de yardım ediyorum. He, ondan evvel ne yapıyordu bu çocukları bırakırken? Ne iş yapıyordu? O zaman Kayseri'deyken mi? O zaman hurdacılık işi yapıyordu. Ama kazanıyordu, içkiye veriyordu. O da iş geçiyor. Yani bilmiyorum, herkes beni biliyor. Hayır, şöyle de düşünmek lazım. Ben özellikle çocuklara sesleniyorum. Yani babanız dört dörtlük kimse yok artık. Dört dörtlük aramıyoruz da. Yani benim için dört dörtlük çalışıp kazancını eve getiren adam. Anlatamıyorum yani, kazancını çocuklar için harcayan adam benim gözümde dört dörtlüktü. Böyle bir adam olsaydı anneniz de sizi niye bıraksın ki yani? Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadın da gariban. Kimi kimsem yok Müge ablam. Benim kardeşlerim bile sahip çıkmıyor. Kaçtın diye mi? Kaçtım diye. Tamam, kendi kaç yıl olmuş kaçalım. Bak burada duyuyorlar beni, kızabilirler. Oğlan kardeşim, annem babam vefat etti. Hiçbiri sahip çıkmadı. Ben Yeşilhisar'da da boşanma dilekçesi açtım. Ben oğlan kardeşimi aradım. Ben abla dedi, sahip çıkamam ne halin varsa gör deyince. Hepsinden soğudum artık. Allah'ına ben var mı dünyada? Hepsinden umudu kestim. Hayır, şu anda senin dört tane çocuğun var. Bak üzülme. Yani çocuklara da biraz zaman tanımak lazım. Bazı çocuklar eğer kendileri de ararlarsa o zaman çok hazır oluyorlar ama... bunlar mutlu olduklarını ve aramadıklarını söylüyorlar. Öyle düşün. Bir de üç kardeş ya. Onlar birbirlerine sarılmışlar. Ama bak ne mutlu sana. Ayrı ayrı da büyüyebilirlerdi. Allah razı olsun Müge ablamdan. Çok şanslısın anne olarak yine de. Bir keresinde görmek, duymak. Ya da seslerini duymak ya da yüzlerini görüp... Seslen onlara şuraya bak, o kameraya bak. Ebru'm, kızım, yavrum, biliyordum bizim neler çektiğimizi. Ben sizi isteyerek asla bırakmadım, asla. Bırakmazdım da yavrum. Bir Ahmet'im, Hakan'ım, ben sizi isteyerek doğurdum, dünyaya getirdim. Böyle olmasını istemezdim, 17 seneden beri ciğerim yanıyor. Ben psikolojik notalarına gitmekten bıktım. Yavrum, bir kere sesinizi duyuyorum, yüzünüzü görüyorum. Son bir kere ne olursunuz. Pişmanım gerçekten. Mecbur kaldım yavrularım. Ben sizi yanınıza bırakmazdım. Kanım son damlasına olsun bırakmazdım. Ben sizi rüyalarımda görüyorum. Kafayı bozacak gibi oluyorum. Uykular tutmuyor. Uykular haram oldu. Uyuyamıyorum. Bir kerecek ne olursunuz. Ya sesinizi ya yüzünüzü görmek istiyorum. Bir anne olarak ne olursunuz. Size yalvarıyorum. Ya çocuklar, bir şey söyleyeyim mi? Yani sonuçta da sizin anneniz, ne yapalım? Ya bence bir arayıp gene de bir sesinizi duyurabilirsiniz ya. Vallahi bir arayın, ne olacak yani? Ben sizi aramak için çok çabaladım. Anne biraz bana zaman tanı. O da bir sesinizi duysun. Bak Ebru da Ebru diyor. Ebru en büyükleri mi? Evet, en ilk göz ağrı kızım. Evet, yani ne olacak ki Ebru'cum ya? Müge ablam, o bir... Bak dün şöyle bir konuşma geçti bir arkadaşlarımızla. Birisi bir şey söylemiş. O da dedi ki ben de onu öyle söyledim falan. Dedim ki ya öyle diyene kadar şöyle deseydin. Ya durdu, evet diyebilirdim. Evet deseydin, kucaklaşsaydın ne olacak? Bak yeni yıla giriyoruz. Herkesin değil mi? Yani yeni yıla girmeden önce biraz eski hesapları da kapatmak lazım değil mi? Ben buradan çocuklara sesleniyorum. Ne olur yani biriniz arasanız, şu kadın boynu bükük gitmese buradan. İnşallah Müge abla. Ya ben sizin telefonunuzu da vermiyorum. Ev adresinizi de vermiyorum. Benim öyle bir zaten durumum yok.
Müge ablam gerçekten ben de rahatsız ederim çocuklarımı. Ne yerinden ederim. Görmek, bir kerecik görmek. Yani bir kere sarılma. Evlatlarımın sesini duyma. Gerçekten. Ebru'm biliyordun. Çocuklar bir düşünün. Bak daha bir yayınımız da devam ediyor. Bence bir düşünün ya. Bir düşünün. Yani arayıp da alo diyerek siz bir şey kaybetmezsiniz. Sonuçta isteseniz de istemeseniz de, beğenseniz de beğenmeseniz de sizin bir anneniz, babanız ve geride 4 kardeşiniz daha var. 7 kardeşsiniz siz. Kardeşlerinizi tanımak zorundasınız. Ben aileye de sesleniyorum buradan. Çocukları bu kadar 3 tanesini birden alıp yetiştirebilecek kadar yüce gönüllü bir ailenin bunu da hesap edeceğine inanıyorum. Bakın bu çocukların 4 tane daha kardeşi var. O 4 kardeşin çocukları var. Bu çocuklar da yarın bir gün evlenecek. Bunlar kuzen olacaklar. Bunlar çok yakın akrabalar. Ve çok yakın akrabalık ilişkileri bunlar. Yani tanımak zorundalar. Benim düşünsene benim şimdi 4 tane daha kardeşim var. Ve tanımıyorsun. Heh, belki sensin o. Evet. Belki o, belki bilmem ne. Yani ablam, olmaz. Benim kız buraya yarın bir gün bak her şeyi bir kenara bırakın. Belki tanışmak, evlenmek, kavgası, dövüşü, ölümü ütopik gelebilir. Böbrek ihtiyacın olur. İlik ihtiyacın olur. Başka bir ya bilemezsin. Kardeşini tanımak zorundasın. Rabbim bilmiyorum ki her şey bir şekilde işte kararlamış. Bu çocuğu de şöyle düşünün. Yani babanız eğer bu kadar böyle saça saça gezmeyen bir adam olsaydı belki de işte siz de şu anda sizi yetiştiren anne babayı mutlu edecek bir ortam yaratmayacaktınız. Bilemiyoruz ki kimin kim için ne olduğunu. Ya çok çok değişik bir dünya aslında. Ben bazen oturuyorum düşünüyorum. O kadar çok olay görürse puzzle gibi yani. Onu oraya tamamlıyor. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bir bakıyorsun. Her şey bir yerde kararlanmış. Ve bizim çok kötü diye aslında an içerisinde şeyler, düşündüğümüz bir şey. Uzun vadede baktığımızda, bütün resme baktığımızda bambaşka bir boyut kazanabiliyor. Onun için belki çocukların çocuklar bir düşünün. Bir açıdan çocuklar adına. Yani çok iyi bir babanız olsaydı şu andaki anne babanızı tanımayacaktınız yani. Evet. Oradan düşün. Ben aileyi de sesleniyorum. Bir açsınlar. Ya şu kadını boynu bükük göndermeyelim burada ya. Bir alo diyecek de bir çocuğu çıksın inşallah. Dün benim kız da çok heyecanlandı. Anne ben geleyim ablalarımı, abilerimi göreyim. Senin yanında kalayım. Sen kendin ifade edemedin. Heyecanlandın. Orada bayağı bir dondum. Biliyorum panik atak geçirdin dedi. Yani ben de kardeşlerimi görmek istiyorum. Beni de tanımak istiyorum. Ablalarımı, abilerimi dedi. Bir sesini, seslerinden birini duymak istiyorum. Ama görüşmek İnşallah. İçin zaman tanımak lazım. Buna da katılıyorum. Mevlüt Ozan Atlar. Bakın işte burada 12 yıl önce kaybettiği kardeşlerini arayan, kuzenlerini arayan, evladını arayan anneler de var. Ya beterin de beteri var arkadaşlar. Vallahi her şeyden çıkaracağımız iyi taraflarda var yani. Bunu da bilmek lazım. Dediğim gibi belki de bu senenin son programı. Normalde ben kimseye hiçbir şey için ısrar etmem ama yeni yıla bu hanımefendinin de çocuklarının sesini duymak, duyarak girmesini ister misin? Vallahi arzu ederim yani. Mevlüt Ozan Atlar 12 yıl önce 20 yaşındayken kayboldu. Karaman'dan kayboldu. Annesi ve kardeşleri babaları Mehmet Atlar'dan şüphe ediyor. Baba Mehmet Atlar bugün stüdyomuzda değil. Dün çok namet etmişti. Üvey kızının evinden yapacağımız bağlantıyla yayınımızda olacak. Sanırım onun eşi bana kızı. Ben dün çıkışta burada oturuyordu. Şey dedim Mehmet abi ne yapıyorsun o mu dedim falan. Dürdane Hanım Karagül diyor Dürdane Hanım'a. Onunla konuştum. Dedi ki sana dedi kızgınım dedi Dürdane Hanım. Niye? Çünkü sen bana metres diyorsun dedi. Evet dedim. Senin adın o. Evet. Sen farkında değilsin. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve ben kadınlarımızın elde ettiği medeni haklardan böyle saçmalıklar yüzünden vazgeçmeyeceğim. Vazgeçilmesine de müsaade etmeyeceğim. Kusura bakmayın. Benimkisi bir hak savunuculuğu. Bugün dünyanın birçok yerinde kadınlar tek eşliliği savunmak için canlarından oluyorlar, canlarını feda ediyorlar. Aynen. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği, tüm kadınlara verdiği bu hakkı, bu yetkiyi ben onunla yaşayacağım, ben ondan da maaş alacağım, ben bundan da bilmem ne alacağım diye saçma sapan konuşmalarla alaşağı edilmesine müsaade etmeyeceğim. Ben de dedim ki Dürdane, senin adın o. Bu adam seninle kaç yıldır beraber? 8 yıldır, 9, 10 yıldır. Sen niye bu adama bana nikah kıy demedin? Niye sana nikah kıymadan bu adama karısıyım ben deyip geziyorsun? Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Kimse küsüp alınmasın. Bu küsürüp ben demiyorum bunu. Bakın bu benim söylemim değil. Gerçek.
Gerçeklerle yüzleşmek bazen zordur ama gerçek de gerçek. Ne yapabilirim ki ben yani? Gerçek öyle olan bu. Sen 10 yıldır Mehmet'le beraber yaşıyorsan senin adın belli, senin adın bu. Sen istediğin kadar kendine ne dersen de yapmayın bunu, yapmayın. Yapmayın. Bakın yine söylüyorum. Dünyanın birçok bölgesinde kadınlar bu hakları, bazı ülkelerde bu hakkı istemeye bile sesleri çıkmıyor. Bak çıtlarını çıkartamıyorlar. Bunu isteyenlerin birçoğu da dövülüyor, öldürülüyor, hapse atılıyor. Lütfen bunun da kıymetini bilin. Medeni hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye tek eşli bir ülke. Herkesin tek eşi olacak. Nokta. Ara verelim. Bağlanacağız. Yeni gelişmeler var Mevlüt'le ilgili, onu da aktaracağım. Başta karısı ve çocukları olmak üzere yeğeninin bile kuşku duyduğu isim, 12 yıldır izine rastlanmayan oğlu Mevlüt Ozan Atlar'a üzülmüyordu. Mevlüt'ün kaybıyla alakalı değil, şu çocuklarına ve karına şu kadarcık üzülmüyor musun ya? Üzülmüyorum. Üzülme. Ondan vicdan yok. Başka bir şey beklemeyin Müge Hanım yani. Üzülmüyorum. Niye üzülmüyorum işte söyledim. Doğru kelime kullansalar şeydi ki, bizim iyi günümüz de oldu, kötü günümüz de oldu. İyi de biz sen de doğruları söyle o zaman. Her şeye iftira diyorsun. Dövdüğünü inkar ediyorsun. Tamam. Vurduğunu inkar ediyorsun. Her şeyi inkar ediyorsun. Sizi. Yok başkasını. Mevlüt'e baskı yaptım bak. Bizi de dövdün. Hayır, kesinlikle. Beş tane çocuk dünyaya getiriyorsan sorunu da olur, kavgası da olur, evde gürültüsü de olur, isteği de olur. O zaman sen ben diyecektin evliliğe müsait bir adam değilim deyip evlenmeyecektin. Ayşe'nin de günahına girmeseydin. Mevlüt Ozan Atlar'ın şüphelerin odağındaki babası yeni bir cinayet iddiasıyla karşılaştı. Ben Karaman'da bir iki yıl çiftlikte çiftlik sorumlusu olarak çalıştım. Hayvanlarımızın samanı bitti, biz saman getirttik. Orada ben kahvaltı falan hazırladım, içeri yer misin diye bu şahsa. Orada bir büyük şişe indirdi arabadan. Onu orada içti. Ayakta duramayacak hali vardı. Bana şunu dedi. Ben kendi oğlumu vurdum. Seni dünden vururum dedi. Alkollüyken böyle bir şey anlattın. Yani alkollüyken zaten işler acısı. Peki hani sen içmiyordun, bırakmıştın? Yalan mı? Yani bırakmaz mı? Hayır, siz bu ne kadar zaman önce oldu? 2021'in kışı. 2021'in kışı işte, hani bırakmıştın ya. 2 sene oldu. 2 senedir mi bıraktın? He. Bak demek ki dünkü adam bağlandığında da ona yalancı dedi. E bak. Çıkacak, o da çıkacak. Ya ne çıkacak işte, çıkıyor. Ne çıkmasını bekliyoruz biz bu programda? Çocuğun çıkmasını bekleyeceğiz. Çocuk nereden çıkacak ya abi ya? Sen de biliyorsun çıkacak, çocuğun çıkmayacağını, ben de biliyorum. Her şeyinde bir ipucu bırakılır. Yani öldürüldü. demek ki bırakmamışsın ki bu kadar rahat. O zaman bak sana şunu soruyorum. Ne kadar profesyonelimsin ben be. Evet aynen öylesiniz siz. Aile bireylerinin hedefindeki baba, ipucu niteliğindeki telefon bağlantısını daha önce inkar ettiği bir olayla bağdaştırdı. O çiftlikte o saçma olayını söylüyor o. Tamam kabul et. Kabul et. Öldürdün mü? Ya öldürdün diyorsun. Kabul et. Vurdun. Eline değil de kalbine gel. Söyleyecekti işte, o, daha ne? O zaten ortada. E ortada inkar ediyordun ya öyle. Yaptım de o zaman. Onu herkes biliyor zaten. Tabii biliyor, karavana gittik biz. Çiftlikte oğlunu vurduğunu kabul etmedi. Mevlüt'te saçma mı var? Elinde, ya sen kendi şimdi de zaten kabul ettin elinde ya. Arabada kan ne arıyor? Abi yani biz bunu sabaha kadar tartışırız da. Tamam neyse, tüfeği taktın gittin çiftliğe. Bir onlar sıktı, bir de biz sıktık, doğru karakola geldik. Senin sıktığın kime isabet etti? Bilmiyorum kime isabet. Ya demek ki Mevlüt'e isabet etti, annesinin dediği doğru. İsabet ise hastaneye gider. Ya kaçtı, gitti kaçtı, belki bilmiyoruz ki o üzerinden geçmiş. Ama 14 yıl yani. Kadın nereden bilecek? Karakola gittik diyor. Gittik karakola. Tamam. O adamı tutukladılar. Kimi tutukladılar? Kimi? Aranıyorum zaten. Önceden araması senden varmış. Senden dolayı değil, araması senden vardı diye onu tutuklamışlar. Sana ne yaptılar? Hadi git evine dediler. Haydi git evine dediler. Evet. Sen yani silahla gittin, bir insanın mülkünde ateş ettin, sana da güle güle mi dediler? Ama adam tutuklandığı için seni mahkemeye veremedi. Yok, tutuklanan çiftlik sahibi değil. O kim? Tutuklanan orada çalışan. O gün iki kişi varmış, abimle biri. Çiftlik sahibi yok orada. O adam yaralı zaten, nasıl tutuklanacak? 300 metreden saçma. Tabii ne canım. Yapacak adama da yaralı diyorsun ya? Tamam yani sen de şimdi gitsin. Kavga ettiğin zaman ben oğluma sıkmış adamım diye mi konuşuyorsun? Demek ki işte öyle diyor adam. İnandın artık o diyenlere yani. Bilmiyorum, dünkü adamı da yalancı demiştin ya, özür dile o zaman. Nereden bileyim dediğimi demediğimi de ben o kafayla. İş mi o zaman? O zaman o kafayla ne dediğini bilmiyorsan, o kafayla bu kızlara nasıl bir eziyet ettiğini ya da eşine nasıl bir eziyet ettiğini de bilmiyorsun demektir değil mi? 2 kere 2 4. Yakınlarının bir numaralı şüphelisiydi. İddia o ki karısını minibüste de darp etmişti. Müge Hanım, ben bir haftadır televizyon başında kriz geçiriyorum. Bu Mehmet Bey yalan söylüyor. Minibüste şehir ilçeye hastaneye gidip geliniyordu. Ayşe Hanım'la o da minibüsteydi. O diyor ya ben karımı dövmüyordum. O karısına dolmuşun içinde yumruk atacak kadar
bir insan. Kadın çağırdın ağzı bile sustu. Kıkır çıkmadı. Ağlayamadı bile garibim. Yediği dayak var ya Müge Hanım. O yediği dayak mahallenin erkekleri tarafından atılmış bir dayaktır. Bunu nerede buldunuz ya? Allah. Ya abi kimse bunu nerede buluyorum ya? Bir hatırlat bu olayı bana be. Sen hatırla. Adam kadın söylüyor. Bir hatırlat diyor. Kadın darhoş olur acaba? Darhoş olmasan her oldu zaman mu, böyle bir şey oldu mu? Olduğun zaman. Oldu tabii ki. Mahallelidekiler tarafından dövüldü dediğiniz hangi mahalle? Belki onu hatırlar. Tütün sokak diyeyim ben size. İyi de beni dövenler söylesin biz dövdük desinler. Hani nerede bunlar? E söylüyor işte kadın dövdüler. Ya kim dövdü ama? Ya hepsi mi arayacak ben dövdüm? O zaman bir kişi daha çıksın yani onu mu arayacak adam? İnkar et. Mehmet abi sen bir kafanı toparla. Kafam toplu. E az önce dedin ya toplu değil unutuyorum diye. Gene ya, sen söyledin. Ya ne yapayım? İftiraların altından kalkamadım. Belki oturup ben gençlikte böyle bir şey yaptım. Evet alkol bana yaramadı. Ben de çocuklarım size eziyet ettim. Özür dilerim. Sen bana güzel hizmet ettin. Yemeğimi yaptın. Üstümü değiştirdin. Bana 5 tane çocuk verdin. Allah senden razı olsun Ayşe'cim. Özür dilerim. Ben gittim. Çiftlikte de bu çocuğa kurşun sıktım. Evet ölmedi. Ama daha sonrasıyla alakam yok. Falan gibi bir açıklama yapsam biraz sakinleşecekler. Evet bugün 2 bağlantımız var. Mevlüt'ün babası Mehmet Bey eşiyle beraber üvey kızının evinden bağlanacak. Görelim. Diğer bağlantımızda Mevlüt'ün arkadaşı Hüseyin Kuş Antalya Alanya'dan yayınımıza bağlanacak. Günaydın ikinize de. Günaydın. Ay demek ki Mevlüt'ü de bulsak demek ki Hüseyin Allah, yaşlarında Allah, olacaktı. Aynen. Allah ya Rabbi. Mevlüt kaç yaşındasın? Hüseyin kaç yaşındasın? İnşallah Allah'ım. 30 yaşındayım Müge Hanım. Ay bundan da büyük yani. Benden bir yaş küçük. Ha? Benden bir yaş küçük. Yazık. İnşallah yani keşke bulunsa Çin'de Japonya'da olsa Japonya'ya Çin'e yazı yazdır 50 kere bulunur da İnşallah keşke oralara gitmiş olaydı yok, yani. Yok. Hüseyin bir dakika sana bir virgül koyayım. Öncelikle tabii ben Mehmet Bey'in buraya gelmemesi nedeni dün eşiyle konuşmamız olduğunu tahmin ediyorum. Mehmet Bey ben az önce sordum eşinize. Dedim ki sen boşanmak istiyor musun dedim. Evet diyor. Nafaka da istemiyorum diyor. Söyle hayatım sen. İstemiyorum. Nafaka da istemiyorum. Boşansın. Açsın mahkemeye boşansın. Ben onun parasında da değilim. Pulunda da değilim Müge Hanım. Bak nafaka falan istemiyormuş. Ben buradan senin Karagül'üne de sesleniyorum. Bak Karagül Hanım. Eşi diyor ki ben zaten boşanmak istiyorum. Nafaka da istemiyorum diyor. Sen benim sözümü alınana kadar sen şimdi Mehmet Bey'e dön sor. De ki niye o zaman bu kadından boşanıp da bana nikah kıymadın de. Ben sizin tarafınızdayım sizin. Ben sizlerin tarafındayım. Sağ olun sağ olun. Çünkü evet, bu ülkede zengini de fakiri de nerede doğarsa doğsun kadınların ortak bir kaderi var bunu kabul edelim. O ortak kaderi hepimiz yaşıyoruz. Bizim nerede doğduğumuz ya da ailemiz ya da eğitimimiz ya da kazancımız, paramız, pulumuz o yaşadıklarımızla ne şekilde baş edebildiğimizle alakalı. Yaşadıklarımızla alakalı değil hepimiz yaşıyoruz. Birilerimiz onu başka şekilde halletmeye çalışıyor. Bazılarımız perişan oluyoruz parasız, pulsuz, ailesiz, çaresiz. Eğitimi olan, daha fazla kazancı olan ya da ailesi sahip çıkanlar o yaşadıklarını daha kolay atlatmaya çalışıyorlar. Ama hepimizin kaderi aynı. O yüzden hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız. Bak boşanırım diyor eşin. Sen dedin ki boşanıyorsa hemen dedin gelelim boşanalım dedin. Tamam. Sizin de tamam. Kızlar bir itirazınız yok. Yok yok. Yok. Bizden yok, uzak olsun. Ne hali varsa görsün. Bizden uzak olsun. O zaman anlaşmalı. Evet. Gidin boşanın tek celsede. Anne. Ben zaten sizinle aynı yerde nefes almamak için. Tek laf bulamadın da ondan çıkmadın sen. Sıkıştın. Sıkıştın da ondan. Ha, biz laf, çok şeyiz laf, ya. Çok, senin yüzüme laf, hasretiz biz. Lafım çok. Niye konuşmuyorsun ya? Benim. Boş konuşuyorsun. Gelsin o zaman. Boş konuşuyorsun sen. Lafın çoksa. Sizin bak az önce VTR'yi seyrettim. Tütün sokağın mahallenin insanları beni dövmüş. Konuşan kadın Türkiye'nin neresinden bağlandı onu da bildiğim yok. Ben sizden şunu bekledim Rami Bey'den. Herkesten bir şey bekliyor. Demesi lazımdı ki bu adamı döverken korkmadınız da ekrana çıkıp da ben bu adamı dövdüm diye niye bir insan çıkıp da bağlanmıyor? Bu bir.
Bu bir. Evet, dinliyorum Mehmet Bey. Az da olsa kırgınlığım ne? 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 Yine kusmuş. Kırılma bana abi, sen kırılma. Sen kırılma, bak boşanayım dedim. Boşandıracağım seni, sen de yanındaki kadına nikah kıy. Allah razı olsun. Dedin ki Müge Hanım. He. Bu Mehmet'in hakkından anca zinet gelir dedim. Öyle. Niye gelmedin ya? Benim hakkımdan değil, zinet. Senin sülalen gelsin, sülalen. Benim hakkımdan ama değil. Ama bir şey söyleyeceğim, akrabasın. Senin sülalen gelsin ki gelemiyorlar. Ya, beni aramıyorlar. Hayır kuzenim, Müge Hanım. Aynı kandansınız işte. O yüzden birbirinizle güzel anlaşıyorsunuz. Ben ne yapayım? Beni hiç kimse ya aramıyor. Ya senin kuzenin o yani. Erkek kardeşinin kızı. Yok, benim alakam yok onunla. Olmasın da zaten. Şu olay çözülsün. Ya Müge Hanım. Belanı bir bul. Belanı bir Müge bul. Hanım. Konuşuyorum şu an. Konuşmayacaktım. Niye geldim? Mehmet Bey. Senin hakkından anca Allah gelir kızım. Gelmemiş demek ki yani. Gelmez. Gelmek isteseydi benim hakkımdan çoktan gelirdi o zaman Allah. Peki, senin de hakkımdan gelecek yani. Hiç cevap vermeye gerek yok. Boş konuşuyor bunlar çünkü. Bunlar boş konuşmalar. Şimdi bunlar... Allah sabırlı bekler, o vakti zamanı var onun. Senin sülalen gelsin. Hiçbirini benim hakkımdan gelemezsiniz. Sana doğru yola dön diye Allah sabrediyor. Allah sabrediyor. Mevlüt Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Allah karıştırıp durma be. Hepimizin özellikle bir cenazeye gidip geldiğimiz çok zaman... Çok biliyor sanki Allah. Bilmiyorum, sizde de aynı his uyanıyor mu? Murat, hepimizin gideceği yer o bir metrekare yer. İki metrekare yer. Beter olur. İnsanın işte gene cenazesinde çoluğu olsun, çocuğu olsun, yakını olsun. Bence en kıymetli şey hayatta bu. Çünkü hayattaki her şey bir yerde bitecek. Her şey. Yanınızda arkanda ağlayan kaç kişi var? Bazıları diyor ki bana ne, ben öldükten sonra. Vallahi bence kıymetli Müge Hanım, bir şey. Bir şey. Yani çocukta Mevlüt'ü bulursak kızlarınızla da aranız düzelir. O yüzden bence yine de dikkatli konuşalım. Hayatta. Hayır. Yok. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Efendim. Benim bunlara en iyi yapacağım şey bunlara bu saatten sonra son nefesime kadar beddua edeceğim. Et de sana. Et. Gökten kemik. Bir saniye. Mehmet Bey, bir şeyi merak ettim. Eşinize kızgınsınız. Buradaki kızlarınıza kızgınsınız. Ama anladığım kadarıyla evde bir 19 yaşında gencecik ve bakıma muhtaç engelli bir kızınız var. Onun olaylarla hiçbir yakından uzaktan anladığım kadarıyla da bağlantısı yok. Onun için ne yaptınız bugüne kadar? Yok. Hiçbir şey yapmadım. Onun için ne yaptınız bugüne kadar? Benim için babalığınız burada ölçülür. Ha. Bunların hepsi kötüydü. Anladım. Ne yaptığımı söyleyin. Ne merak ne ettim. Yaptığımı onu söyleyeyim. Dur. O şahitlerim var. Okuduğu okulun müdürünü buldum. Müdürünü çok zor şartlarda. Yok, niye zor şartlarda? Allah razı olsun, bir bağlayayım, bir konuşayım dedim. Okuduğu okulun müdürüne ulaşmak hiçbirimiz için zor değil. Okuduğu okulu biliyor isek. İzmir nere, Karaman nere? Ya sen kendin geçen gün demedin mi şeyleri vardı buluyorum okuldan hemen diye. Böyle bir diye. Çocuğu olan baba Allah Allah. Nasıl ki anne o çocuğu bırakmıyor. Böyle bir çocuğu olan baba farklı bir yaşam kursa dahi çocuğunun yakınında yaşam kurmaya çalışır. Babalık bunu gerektirir. Bunların olduğu yere ben nasıl varıp da bu çocuğun başında duracağım? Polisle gel, jandarmayla gel. Gerekirse öyle bir gidersiniz, yani. Özel izin çıkarırsınız, çocuğunuzu görürsünüz ya da maddi olarak desteğe ihtiyacı varsa bunu yaparsınız. İstese öyle bir ben sadece bunu öğrenmek istemiştim. Çok uzatmayacağım konuyu. Sadece merak ettim de ne yaptınız o çocuğunuz için. Evet. Ben gittim, okul müdürünü buldum. Hayır Ayşe, bir görüşelim dedim. Hı? Kesinlikle kabul etmediler. Devlet okulunda okumuyor. Özel okulda okuyor. Evet. Normal devlet okulunda okumuyor. Ya, benim okuduğum okulu buldu. Siz oraya... Bir virgül koyayım. Yani bu mevzu bitmiyor çünkü. Fakat farkında mısınız bilmiyorum. Ya. Siz kendi aranızda didişirken bu Mevlüt'ün başına birisi bir iş getirmiş ve ardına düşülmemiş. Aslında işin en acıklı tarafı o. Yani herkes birbirini yerken
Sizden hiçbir şey yapmadım diyorsunuz ama ben duyayım Mehmet Bey'in sesini. Yani bu çocuklar da hiçbir şey yapmasanız herhalde hiçbiri de size karşı bu kadar tepkili olmazlardı. Çocuk gitmiş. Ben şimdi bir şeye dönmek istiyorum Hüseyin'e. Hüseyin'cim tekrar günaydın. Baba Mehmet Bey de hattımız görüntüde olsun. Günaydın mı yani? Hüseyin sen Mevlüt'le ilgili ne biliyorsun bize anlatır mısın? Bak herkes burada aslında arkadaşlarından gelecek haberi bekliyor dört gözden. Anlatayım Müge Hanım. Mevlüt benim arkadaşımdı. Ara ara görüşürdük. Bir çiftlik evinde tanışmıştık onunla. Sürekli yanıma gelirdi yani Karaman'a geldiği dönemlerde. Ama bahçe evinde kalırdı. Bir dönem babasıyla arasında problem olduğunu bana anlatmıştı. Yani babasının annesine, ablasına, kız kardeşine şiddet uyguladığını, sokakta silahla kovaladığını. Bunu bahsetmişti ve çok zoruna gitmişti bunun. Çünkü genç delikanlı bir çocuktu ve çok garibandı. Daha sonra babasını dövdüğünü anlattı. Ben babamı dövdüm dedi. Böyle böyle oldu dedi. Babamlar dedi silahlanmışlar dedi. Ve köyde kuzenleri varmış galiba. Tam hatırlamıyorum kim olduklarını. Halasının oğluymuş. Ablası haber göndermiş. Mevlüt kılbasana sakın gelme. Babamlar seni her yerde arıyorlar. İşte öldürecekler silahlandılar diye. Bundan Mevlüt çok korkuyordu o dönemlerde. Bir dönem görüştük biz bu Mevlüt'le. Daha sonra hatta bir Ankara'ya gittik Mevlüt'le biz. İş için, Karaman'da iş imkanı yoktu o dönem. Sanırım 2 veya 3 gün sürdü. Geri döndük. Geri döndükten sonra da babası hala arıyordu. Hani bunun şehir dışına çıkması, saklanması gerektiğini söylüyordu bana. Daha sonra ben tekrar Kocaeli'ne gittim. O sırada aramız açıktı. Çok görüşmüyorduk. O saatten Karaman'a, sonra Mevlüt'ü görmedim. Karaman'a geriye döndüğünüzü... Karaman'a geri döndüğünüzü ispat edebilir misiniz? Otobüste döndük Konya'dan. Ankara'dan Konya'ya geldik. Konya'da 2 gün kaldık, 1 günlük kaldık tam hatırlamıyorum. İş vardı, iptal oldu. Daha sonra otobüse bindik, geri döndük. Tarih olarak hatırlıyor musun onu? Tarih olarak çok hatırlamıyorum ama şeyi çıkarttığıma göre 2010 yılı olması lazım. Çünkü ben 2010 yılında Kocaeli'ne gittikten sonra Erzincan'da bir iş almıştım. Otel işi vardı, yaşım küçüktü ama orada büyük bir iş almıştım. O işi yapmak için gittim. 2010'un kış ayında gittim. 2011'in bahar ayında, yanlış hatırlamıyorsam ya Nisan ya Mayıs ayında Karaman'a geri döndüm. Bu ben Kocaeli'ne gitmeden önce, yani Erzincan'a gitmeden önce görüştüğüm tarihlere denk geliyor. Ama net olarak hatırlamıyorum, tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden uzun zaman geçti. Yani ne diyorsun tarih olarak? Demin başka yani bir şey söyledin. Kaç diyorsun? 2000? Ben? 2010 yılı olması lazım. Çünkü 2010 yılında ben kış ayında Kocaeli'ne gittim. Bir süre orada çalıştıktan sonra Erzincan'da bir iş aldım. Erzincan'a gittim. Erzincan'daydım. Çünkü 2010 yılının yanlış hatırlamıyorsam 10. Yani. Ayında falan Erzincan'daydım ben. Siz Ankara'ya evet, 5 ay kaldım veya 6 ay kaldım. Ben geriye geriye beraber döndüğünüzü araştırılmasını istiyorum. Beraber geriye döndüğünüz mü, döndükten mi? Sonra zaten ben bunun araştırılmasını istiyorum. Ermeni'ye gitmiş, benimle birlikte döndükten sonra Ermeni'ye gitmiş, tarihler onu gösteriyor. Ve aynı zamanda Mersin'de mi, tam hatırlamıyorum, bir tane teyzesi varmış. Teyzesinin yanına gitmiş, bir gün kalmış galiba. Araştırırsın, benim şeyim yok. Ben Mehmet Bey'e bir soru sormak istiyorum. Hani Mevlüt'ün anlattıkları kadarıyla kendisini tanıyorum ben Mehmet Bey'i. Mehmet Bey 10 küsür yıl geçmesine rağmen oğluna duyduğu şu anki... Öfkeyi ki bir saniye sözümü kesmez misiniz Mehmet Bey? Ben anlatayım, cevabını verirsiniz. Size şu an bir soru soruyorum. 10 küsür yıl geçmesine rağmen sizin şu an oğlunuz olan öfkenizi 80 milyon izledi ve gördü. O günlerde yani Mevlüt sizi dövdükten bir süre sonraki zamanlarda Mevlüt karşınıza çıksaydı ne yapardınız? Bunu açıklar mısınız 80 milyon önünde? Hiçbir şey yapmazdım. Allah'ından bulsundur. Yönümü döner giderdim. Tabii kesin öyle. Vururken niye öyle demedin? Allah'ından bulsun demedin. Ya Mehmet Bey, ben sizi Karaman'da araştırdım. Köyünüzde araştırdım. Siz öyle Allah'ından bulsun diyecek bir insan değilsiniz. Bunu tüm Kılbasan köyü biliyor. Sizin ne kadar ben şunu söylemek istiyorum. Yeryüzünde görebileceğim en alçak insanlardan bir tanesiniz. Bunu yüzünüze söylüyorum sizin. Ve kızınıza, karınıza, çocuklarınıza içip içip ettiğiniz eziyetleri Mevlüt birebir bana anlatıyordu. Ufacık çocuk, siz haberiniz var mıydı? Mevlüt Karaman'da aç kalıyordu.
sokaklarda kalıyordu. Haberiniz var mı? Gündüz yiyecek ekmek, gece yatacak yeri arıyordu o çocuk. Siz nasıl babasınız? Kendi çocuğunuzu bu şekilde dışarıdayken merak etme, vicdanınız bu sizden de çıkabilir. Başınızı yastığa nasıl koyuyordunuz? Bu sizden de... Helal olsun ablam sana. Bu sizden, o benim sorunum. Bu... Nereden çıkarsa çıksın. Nereden çıkarsa çıksın. Ama o hani başka bir konu. Bir şey belki yok. Hüseyin... Asıl siz kendinize dönün bir bakın Allah aşkına ya. Hüseyin'den çıkabilir ama... Ben kendime iyi bakıyorum. Vicdanım da sonuna kadar rahat. Vicdan var mı kızarıyorsun, ki acaba? Kızarıyorsun, rahat olduğuna. Vicdan ya var mı acaba? Sizin söylediğiniz yalanlara bak, aileniz niye biliyor. İzleyen herkes biliyor. Şu an Kılbasan'dan insanların bağlanmamasının sebebini biliyorum ben. Şu an birisi bağlansa hemen ismini soruyorsun. Sen kimdin, neymiş ismin sebebi, neydi? Neymiş ne sebebi? Ne yapacaksın ismini bağlanan kişinin? Ya kapısına ben... dayanacaksın. Sen biliyorsun yani, kapısına dayanacaksın. Sen... Ve insanlar senden korkuyor. Senin çevrenden korkuyor. Bu kelimeyi biliyor. Kullanma. Terbiyeli ol. Terbiyeli ol. Ben gerçekten... Duydunuz mu? Sen bana karşı... Bu soruya cevap verir misiniz? Sizin hiç kulağınıza böyle bir şey çalındı mı? Oğlunuzun sokaklarda kaldığı, hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yok, hiç duymadım. Hiç duymadım. Ben o senin dediğin... Araştırmadın ki. Senin dediğin kılbasana... Hiç peşine düşmedin ki çocuğun. Yok, senin dediğin kılbasana ben... Sen... Ekibi götüreceğim. Bir kişi kötüdürse kendimi imha edeceğim ben. Et de kurtulalım artık yani. Et de kurtulalım. Et de kurtulalım. İnsanı bildiğinden de şaşırır bu ya. Hepinizin yalanlarını çürüteceğim ben. Çürüt de kurtulalım artık. Çürüteceğim. Herkes yalanlıyor. Senin takipçin 3500 ödü 5000 oldu. Söz hakkı alıyor. Sana ne? Al gene benim takipçime geldi. Ziyneti bir bırak, ziyneti bırak. Konumuz ziynet değil. Efendim, bir mesaj attım çocuklar. Şimdi Mevlüt'ün ailesi, annesi, kız kardeşleri, ablası da bu söylediğimi doğrulayacaklar, doğru olanı. Kılbasan'da sizin kendinize göre bir çevreniz var. Yani evet. Müge Hanım, bu Mehmet Bey orada kabadayı gibi takılıyor. Çünkü çevresi bunun gibi insanlarla dolu ve onların içerisinde bir şeyi var, imajı var. Mevlüt bunu dövdükten sonra bunun imajı yerle bir oldu. Peki Mehmet Bey bunun altında kalabilecek bir insan mıydı? Hayır. İşip gidip bazı yerlerde pislik yaptığı yerlerde göğsünü gere gere söylüyormuş. Ben oğlumu vurdum diye. Ya bu insan bunun altında kalabilecek bir insan mı? Ben Mevlüt'ün babasından şüpheleniyorum bir şeyler yapmıştır diye. Çünkü birebir o zamanlar Mevlüt'ün korkusunu gözünde gördüm yani. Ben şu an bunu hatırlıyorum, çocuğun nasıl korktuğunu. Babam beni arıyor. Kuzenlerimle silahlanmış. Şehir dışına çıkmam lazım. Hani saklanmam lazım. Korkuyordu çocuk. Ama bir taraftan da ailesi vardı. Yani bir empati kuralım. Çocuğun yerine kendimizi koyalım. O zaman 15, 16, 18, 20 yaşında her neyse bir genç, delikanlı erkek çocuğu evinde ablasına, kız kardeşi görüyor. Yani bu Mevlüt'ün babasının dövmesi de çok doğal. Ya ki bu işkenceye kim dayanır? Ve bunun sonunda da gördüğü muamele doğalısı, belli yani. Bu adam bunun altında kalabilecek bir insan değil. Bu araştırılsın bak. Karaman'da, Kılbasan'da araştırılsın. Bu adamın kendine göre kabadayı gibi takıldıkları, yaptığı olay hepsi araştırılsın yani. Bunun altında kalabilecek bir insan değil. Ve şu an çıkıp yayında söylediğiniz her şey yalan. Onlar araştırmazsa ben araştıracağım. Merak etme. Kadına kaldırılan eller kırılsın diye çıktınız. Şov yaptınız. Kadına kaldırılan eller kırılsın diye çıktınız. Sizin kızınızı sokakta silahla kovaladığınıza bütün köy şahit. Buna ne diyeceksiniz? O da yalan değil mi? Sizin felsefeniz bu çünkü. Her şeyi yalanlayıp oraya çıkıp her şeyi inkar edip çünkü kendinize güveniyorsunuz değil mi? Eğer bir şey yaptıysanız belki delil bırakmadınız. Kendinize güveniyorsunuz. Her şeyi inkar ediyorsunuz. Her şeyi yalanlıyorsunuz. Daha düne kadar sen Mevlüt'e silah sıktığını bahçe evinde yalanlıyordun. Ne oldu? Dün niye kabul ettin? Evet sıktım bahçe evindeki olaydır diye. Dün niye söylediniz peki? Niye kabul ettiniz? Bir vakka oldu geçti. Ne kadar kabul etmiyordunuz burada onu? 300 metreden sıktım dediniz. Nasıl oldu da kabul ettiniz diyor. Oraya atladı. Buna cevap verin hadi. Yo, ağzından kaçırdı, geri dönemedi. Atladık yok Mehmet Bey. Bırakın bunları. Geçeceğim oraya, geçeceğim. Delikanlı gibi diyorsunuz da Mevlüt Bey'i dövenler çıksın söylesin diye. Sen de delikanlısın, delikanlı gibi çık. Söyle yaptıysan yaptım ne? Ha, ziynetin ağzı böyle işte. O da zorla diyor.
İtiraf et, itiraf et diyor. O da zorla diyor ya. İkinizin ağzının bir olduğu ortaya şu anda o da çıktı. Yani etle insanları uğraştırma bak. Burada ya senin %70 engelli kız çocuğun var ya. İnsanda biraz vicdan olur ya. Sen daha ne yalan... Yalan şahitler bulacaksın. Ne biçim akrabalık ilişkileriniz var? Ne biçim anne babasınız? Yalan şahitler bulacaksın. Sırada kaç tane yalan şahit var? İyi vermiş ama bunlar boş şeyler. İyi ki siz hani çok ilerleyemezsiniz bunlarda. Yani her şeyi inkar ederek bir şeyleri inkar ederek ilerleyemezsiniz artık. Yani bunlar geçti artık Mehmet Bey. Hani ne yaptıysanız kabul edin. Devlet. Yani bu çocuk bir sürü görgü tanı var. Bir sürü şahit var. Her şey sizin üstünüzde. Devlet. Siz hani. Devlet ilerleyemez. Söylüyorum dur, ben. Kelimelerimize dikkat çünkü edelim ama. Çünkü ben Mevlüt'ün yakın arkadaşım. Şimdi bakın burada iki tane önemli şey var. Senin ağzın. Siz hakkında bütün bilgilere sahibim ben. Bir dakika iki tane senin önemli şey var. Senin ağzın Zinet'in ağzı. Ne güzel ağzım var işte. Bak ne güzel konuşuyor. Helal olsun ablam sana. Helal olsun. Bırakın ya. Doğrunun yolu birdir Mehmet Bey. Anladın mı? Doğrunun yolu birdir ama siz bunu kabullenemiyorsunuz şu an. İşinize gelmiyor çünkü. Sizi de anlıyorum. Sen bana eğriyi doğruyu öğretecek adam değilsin oğlum. Tamam. Şimdi dur. Aramızda tartışmayalım. Şimdi iki tane burada mevzu var. Benim yaşım 30 seninki belki 50 belki 60. Ama ben doğruyu yanlışı sizden daha iyi biliyorum. İki mevzu var. Bir tanesi şu. Devam et o zaman. Ankara mevzusunu şey anlatacağım. Ankara mevzusunu anlatacağım. Sorularımın içinde Hüseyin'e soracağım. Orada hani Ankara'dan geriye döndüğünüzü gören var tabii mı diyor. İlki bu. Siz orada kimliğinizle eğer otobüse bindiyseniz inşallah jandarma ulaşacaktır o bilgilere. Kim yani otobüsle mi döndünüz geriye Ankara'dan? Ya şöyle oldu Müge'nin, biz otobüste gittik. Benim daha önce Ankara'da kalmıştım. Bir tane yakın arkadaşım vardı, garsonluk yaptım. İki gün onun evinde kaldık. Bir iş arıyorduk, iş imkanı arıyorduk. O dönem abimin çalıştığı, daha önceden inşaat işi yapan bir abi vardı. Ona ulaştım, dedim hani bize iş lazım, çalışabilir miyiz? O şu an burada yok dedi. Onlar da Konya'da bir iş tutmuşlar. Konya birlikte onlarla gittik. Kulesi'de bir iş vardı. Daha sonra bir gün kaldık orada, iş iptal oldu. Bunlar geri dönecekti. Dediler abim hani Ankara'da kalacak, hani yapılacak sizlik bir iş yok. Yaşımız da küçüktü. Hani siz geri dönün. Tamam dedik. Otobüste geri döndük biz. Biz döndükten sonra hani Mevlüt'ü gören insanlar da var. Konuşan insanlar da var. İşte onları da bulalım. Yani, siz buradaki... Karaman'dan otobüsle çıktınız, Ankara'ya gittiniz otobüsle. Dönüşü de mi otobüsle yaptınız? Dönüşü Konya'ya kadar arabayla yaptık. Konya'dan sonra otobüsle yaptık. Yalan. Ne oldu? Çelişkiler oluyor. Bu araştırılacak. Diyene bir bak hele. Dinime söylen Müslüman olsa. Araştırsın. Hani yani dinime söylen. Yani dinlemek zorundayım. Ben de normal bir insan olarak. Şimdi bir dakika. Şimdi birincisi bu. İkincisi. Az önce otobüsüne döndüler dedi. Evet. Karaman'a. Müge Hanım ikinci sorusunu sorsun. Yani bu güzel bir soruydu. Buna bakılır eğer kimlikleriyle döndülerse doğru. Şimdi ikinci soru da şu. Diyor ki bakın arkadaşlar, siz o dönemi bilmiyorsunuz. Şimdi burada yine bir çelişki var Mehmet Bey. Çelişki şu, yani aslında sizin anlattıklarınız hep şöyle bir çelişki var. Dediğim gibi belki de siz alkol alınca yaşadıklarınızı hatırlamadığınız için kızıyorsunuz çocuklarınıza ve eşinize. Hani kadına kalkan eller kırılsın da ama bu çocuklar hep eziyet gördüklerini söylüyorlar. Sizin çevreniz de aynı şeyi söylüyor. Gelin beraber gidelim Kılbasan Köyü'ne, onlar da aynı şeyi söylüyor. Bu birincisi. İkincisi şu. Şimdi siz diyorsunuz ki Mevlüt de bu kadar baskın altında bu çocuk çete kurmuştu diyorsunuz. Çete kuran çocuğun hali hareketi farklı olur. Ama arkadaşları onunla ilgili çok garibandı diye anlatıyorlar. Ben kiminle konuşsam, burada yayına bağlanan bağlanmayan, bu çocuk garibandı diyor. Şimdi evet. Gariban çocukla çete kuran çocuk arasında tahmin edersiniz ki dağlar kadar fark olması lazım. Ve bu çocuk açlıkla falan mücadele kaç eden bir çocuk. Kaç kişiye sordum da gariban dedi Müge Hanım? O kadar çok kişiye soruldu ki hiç merak etmeyin, jandarma benim sorduğumdan daha fazla kişiye sordu. O konuda içiniz rahat olsun. İnsanlar bu çocuğun gariban olduğunu söylüyorlar. Şimdi konu şu, bu çocuk, bu gariban çocuk, herkesin gariban dediği çocuk, babamlar beni vururlar, bulurlarsa vuracaklar diyor. Diyor ki size arkadaşı, tamam bugün geldiğimiz noktada siz bu çocuktan nefret ettiğinizi ve aramadığınızı söylüyorsunuz. O gün sizi dövdüğü için bu nefretinizin daha da fazla yüksek olacağını düşünürsek, o anda bulsaydınız o çocuğu ne yapardınız diye soruyor. Bu önemli bir soru. Evet, ya ben de üstüne basa basa yemin ederek söylüyorum. Döner giderim ya benim. Ya Allah'ın verdiği canı Allah alsın, böyle bir şey olur mu ya? Niye çıktı ya, niye vurmayasın o zaman? O zaman belki canına kastetmezsiniz de kızarsınız, bağırırsınız, çağırırsınız. Böyle duygularınız da mı olmazdı?
O zaman belimle ben tabancayla mı geziyorum? Bunu gören var mı yavrum? Gezersiniz, İlla vurursunuz gezersiniz. Demiyorlar. Hı. Ama siz beni duymuyorsunuz. Şunu bir çıkartayım. Şunu soruyorlar size. Diyorlar ki illa vurmaktan bahsedilmiyor ama bir kızarsın, bağırırsın, çağırırsın. Böyle de mi bir duygunuz olmazdı? Olmaz. Yüz yüze gelmek istemem onunla. Aferin oğlum, iyi yaptın mı derdiniz? Ya karşılaşmam. Döner yönümü öbür sokağa giderim. Niye? Niye çiftliğe vurmaya gittin o zaman? Niye cayır cayır çocuğu arıyorsunuz o zaman? Şu anda bulunsa gene şimdi olmaz. Niye karayılanlarla çocuğu arıyorsunuz silahlanıp o zaman? Şu an sormuyorlar zaten, o zaman sorun. Niye o zaman karayılanlarla silahları topluyorsunuz da çocuk arıyorsunuz? Madem dönüp gideceksin arkanı. Sen filan dönüp gideceksin ha. İspat et. Ha söyler hala. Ispat. Ben elimle o zaman kamerayla gezeyim, emmim ne yapıyor diye arkandan dolaşayım ben seni. İspat edeceğim diye. İspat edeceğim diye. Sen herkes tanıyor zaten. Bu Mehmet Bey'in bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. 10 küsur yıl geçmesine rağmen Mehmet Bey'in gözlerindeki öfkeyi, kini 80 milyon şu an şahit oldu. Yüzünden belli. Ki 10 yıl sonrasında bile böyle öfke güzel varken o tarihlerde karşılaştığında arkasını dönüp gidecek bir insan mı bu? Saman satmaya gittiği bir yerde bile adamla kavga yapıp orada ben oğlumu işte vurdum, sen kimsin diyecek insan. Oğlu onu dövmüş, komada yatmış. Dönüp arkasını dönüp gidecek insan mı? Ya yalan söylemeyin Mehmet Bey. Hani karşınızda sizin çocuk yok. Kandırabileceğiniz insanlar yok. Sen? Hani bu lafları bırakın ya. Bu laflar sizi bir şey kazandırmaz. Sen bana takalamaya bak, başlama. Gerçekleri dönün lütfen. Sende çok çelişkici şüpheler var. Takılma değil. Ben illa ki size takılacağım. Mevlüt benim arkadaşımdı. Mevlüt. Sen araştırılacaksın. Ya ben Zinet'i ilk defa tanıyorum. Zinet Hanım'ı gördüğüm, bildiğim insan yok yani. Şimdi taksiyle Konya'ya geldin. Şimdi taksiyle Konya'ya geldin. Bak, doğrunun yolu, onun cevabını da veririm ben. Otobüsüne Karaman'a döndüydüm. Doğrunun yolu birdir. Herkes doğruyu söylüyor. Yok ben onu söyledim bak. Ankara'ya otobüste gittik. Ankara'dan Konya'ya kadar arabayla geldik. Çalıştığımız adamların arabasıydı. Konya'dan Karaman'a tekrar otobüste geldik. Yani otogarda kamera kayıtları varsa illaki çıkacaktır bu. Benim bundan yana bir korkum yok. Zaten biz ya, geldikten sonra Mevlüt bir süre Karaman'da kaldı. Daha sonra Ermeni'ye gitmiş. Teyzesinin yanına gitmiş. Daha sonra yani bunlar gitti mi dedi? Ortaya çıkacak bilmiyorum olan şeyler. Bilmiyorum. Gitti mi anneanne? Siz kendi gitti mi? Nereye? Teyzesine gitmiş diyor. Bilmiyorum ki. Ermeni. Ki Antalya mı? Şimdi Ermeni. Size şöyle bir şey Ermeni söyleyeyim. Mevlüt Ozan'ın yani siz silahlı saldırıda bulunmadan önce yanında çalıştığı çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak. Tanır mısınız? Siz Mehmet Bey. Kadir Sarıkavak. Hı. Yani işte çocuğunuzun işte çiftlikte çalıştığı yer. Şimdi onun ve oğlunun verdiği ifadeler var. Biz kendileriyle görüştük. Dediğim gibi jandarma, CASAT sahada. Ben çok ümitliyim o yüzden. Herkesle tek tek konuşuyor. İnşallah. Kimsenin aklında başka bir şey kalmasın. Biz biraz da Mustafa ile ilgili 3 ekip şey yaptığımız için artık hafta sonunda zaten bu konuda röportajlarımıza gelecek. Gerçi siz hani bir röportaj bulsanız hep ikinci tanık istediğiniz için ne yapacağımı da bilemiyorum ama. Şimdi Mevlüt Bey diyor ki yaklaşık 14 yıl önce benim yanımda kısa bir süre çalıştı. Benim oğlumla arkadaştı. Oğlum Mevlüt'ün işe ihtiyacı olduğunu söyleyince de yanıma aldım. Benden sonra Adem Ünsal'a ait Ünsal çiftliğinde çalıştığını biliyorum. Siz hangi çiftliği kurşunlamaya gitmiştiniz? Bu Ünsal'ı mı? Acaba Sarıkova mı? Moğolu. İlk girdiği çiftliği. İlk çalıştığı çiftlik. Ondan sonra da bu çocuk yani çiftliklere evet, evet. Ondan sonrasını tanımam ben. Sonra diyor ben de ne yaptı bilmiyorum diyor. Oğlum hikayeyi daha iyi bilir dedi ve oğlu da anlattı bu hikayeyi. Diyor ki Mevlüt en son Hüseyin Kuş isimli arkadaşıyla birlikte bir otomobil almıştı. Hüseyin sana soruyorum. Bu otomobilin sahibini tanımıyorum ama Taşkale köyünden Yanık lakaplı bir adam olduğunu duydum. Mevlüt ile Hüseyin bu otomobilin devrini üzerlerine alıp sahibine de parasını vermeden kaçmışlar. Duyduğuma göre bu arabayı ya Konya'da ya da Ankara'da satmışlar. Sonrasında Hüseyin ile Mevlüt bu parayı Ankara'da bir süre kalarak harcamışlar. Bir süre sonra Hüseyin Karaman'a döndü fakat Mevlüt'ün Ankara'da kaldığını duyduk. Benim bildiğim kadarıyla Hüseyin en son Karaman'daydı. Sonra Antalya'ya taşındı. Sıva işleriyle uğraşıyordu. Hüseyin ile Yakup Kuş kardeşler, Yakup büyük olanıdır diyor. İyi de böyle bir devir işlemi olduysa kimlik kullandı? Dur işte bir saniye soruyoruz. Şimdi Hüseyin... Aynen ben onu söyledim. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı benim üzerime o tarihte bir araç satışı olmuş olurdu. Anladım. Şimdi böyle bir araba işiniz oldu mu sizin Mevlüt Ozan'la?
Hayır, kesinlikle olmadı. Siz bu arada hangi ismini kullanıyordunuz çocuğun? Mevlüt. Mevlüt'le böyle bir araba işiniz olacak, oldu mu? Olacak, çıkacak. Hayır, kesinlikle olmadı. Olmadı. Şimdi konuşulan bu. Anlatılan, verilen ifade de bu. Fakat Allah Allah biz ya. Bu ifade üzerine yanık lakaplı Murat Bey'i de bulduk. Murat Bey de şu an telefon attığımızda. Murat Bey, günaydın. Günaydın abla. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Siz çobanlık yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İki ay yaptım bu dönem. Çalıştığınız zaman çobanlık yapıyorsunuz. Şimdi sizin bir aracınız vardı ve bunu Mevlüt'le Hüseyin'e sattınız mı? Abla, benim hiç arabam olmadı. Hiç? Hiç olmadı. Yani bundan 13-14 yıl evvel, 10 yıl evvel. Yok abla, hiç olmadı. Hiç doğdum doğal, hiç arabam olmadı benim. Peki tanır mısınız Mevlüt'le Hüseyin'i? Yok abla. Salıgın Karol Komutanı işte çağırdı ifadeye. Yayında siz da tam girdiğimde sizin yayınınız vardı, gösterdi, tanıyor mu bunları falan diye. Ben hiç görmedim bunları dedim. Hiç görmediniz. Peki sizin civarınızda yanık lakaplı, yani çevre köylerde falan yanık lakaplı kim var arabası olan? Vallahi asla burada kimse yok öyle işte. Ben bir kaza geçirdim de bana öyle laf söylemezler yani. Lakap falan şey etmezler. Ha, sizin vücudunuzda bir yanık mı var? O yüzden mi yanık diyorlar? Evet. Ha, ben sandım hani öyle birine yanık falan, hani bağrı yanık gibi. Hiç öyle güzel bir şey değil o zaman yani, yanık denmesi de o yüzden söylüyorum. Murat Bey derim o zaman. Yani Murat Bey, yanık lakaplı birisi var mı yani köyde falan? Yok abla, kimse. Kimse yok. Yani sizin köyde evet. Değil, yan köylerde de. Yok. Anladım. Yani bu iddia önemli. Aslında çiftlik sahibinin verdiği açıklamalarla Hüseyin'in söylediği açıklamalar birbirini tutuyor. Sadece daha doğrusu oğluyla ilgili diyor ki en son o da arkadaşı, yani sizinle araba aldığını, bu arabanın yanık lakaplı bir adam olduğundan alındığını duyduğunu söylüyor. Sonra Mevlüt de Hüseyin bu otomobilin devrini üzerlerine alıp sahibine parasını vermeden kaçmışlar. Sonra bakın, bu araba ya Konya ya da Ankara'da satmışlar. Sizin o gezdiğiniz güzergahı da doğrulayan açıklamalar bunlar. Sonrasında Hüseyin ve Mevlüt bu parayı Ankara'da bir süre kalarak harcamışlar. Daha sonra Hüseyin Karaman'a geri döndü ama Mevlüt dönmedi diyor. Yani bu illaki sizin de bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Ama siz beraber Ankara'dan ya da Konya'dan siz dönüp Mevlüt orada kalmış olabilir mi? Yani biz de bir ipucu bulmaya çalışıyoruz. Böyle yol alacağız. Şöyle Müge Hanım. Evet, o yüzden buyurun Ankara'da gelin beraber alalım. Kaldığım arkadaşım iki gün. Buyurun. Benim Ankara'da kaldığım arkadaşım iki gün evinde kaldık. Bizim çok paramız yok da işin açıkçası. Bir otele gidecek paramız yok diye. Hani yemek yiyebilecek bile paramız azdı. Kahvaltı yapmıyorduk. Öğlen yemek yiyorduk. Onda simit yiyorduk yani. O kadar kısıtlıydı paramız. Oradaki arkadaşım buna şahit. Daha sonra Konya'ya gelişimiz, oradaki abimin eski patronu çalıştığı bizi götüren buna şahit. Hani bizim öyle paramız olmuş olsa biz o eziyeti niye çekelim? İnşaatta çalışma derdine niye düşelim? Ben 15 yaşından beri inşaatlarda çalışıyorum ve kazancımı helal bir şekilde yürütüyorum. Hiç kimse diyemez Hüseyin haram para yedi diye. Bu ifadeyi veren şahsı da tanıyorum. Niye böyle bir ifade verdi bilmiyorum. Çünkü o dönem Mevlüt'le onlar da görüşüyordu. Tanıyor musunuz? Kadir Sarıkavan'ı tanıyorum. Mevlüt'ü ben onların yanında tanıştım zaten. Kadir Sarıkavan yanında bahçesinde ben Mevlüt'ü gördüm. Orada tanıştım. İlk tanışma sebebim benim o oldu. Ve Mevlüt babasını dövdükten sonra da hani orada da kaldığı dönem oldu. Karaman'da kaldığı dönem oldu. Ermeni'ye tamam, onlar gitmiş. Onlar bunu söylüyorlar. Murat Bey de bağlandı. Yanık lakaplı Murat Bey. Kendisine teşekkür ediyorum. O da diyor ki benim hiç hayatta arabam olmadı diyor. Müge Hanım. Efendim. Bence bu sarı kavağın verdiği şey gerçeğiyse benim burnuma da koku gelmeye başladı. Ha, 12 sene inşallah, inşallah. Suç kendinden bu, gidince. Bu araba işi gerçeğiyse. Niye gelmedin ya, benim, ya geleydin. Bunu başında da söyledim. Sizin nefes almam sizinle ben.
Niye kaç gündür burada ne alıyordun ben ya? Ben gene söylüyorum. Nefesini kestik değil mi senin? Mehmet Bey. Ya benden çıkmayacak bak. Öyle bir şey olsa bunun kayıtları... Gel gel o kadar bakın, çok merak ediyorsan gel burada ara. Bunun kayıtları her şey vardır illa ki. Böyle bir şey olmuş olsa bunlar ispatlanır. Ben Ankara'ya gitmişim param varmış. Bunlar da ispatlanır. Çıkacak. Hiç problem değil. Yani insanlar bağlanabilir. Çıkacak. Söyleyebilir. Çıkacak. Hani sizin kendi üzerinizdeki şeyi atma çabalarınız ne oluyor anlayamıyorum ben onu. Hani kendi üzerimizden bir şeyler atma çabanız. Benim üzerimden atacak hiçbir yüküm yok. Sonuna kadar, sonuna kadar eminim kendimden. Ya çünkü Karaman biliyor bunu şu an. He. Ya bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu Karaman'a varacağım. Biz emin değiliz senden. O belli. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Hüseyin aslında dün de canlı yayında olacaktı. Düş o zaman. Pardon. Bir an evvel düş. Ay yürüyemiyorum ben hiç ya. Bu Hüseyin dün bizim gene yayınımızdaydı. Yani bizden kaçmıyor. Gördüğünüz gibi yüzünü de saklamıyor. Yani bunlar şöyle önemli şeyler. Dün de yayınımızdaydı. Çağırırsanız gelirim de dedi. Buyurun siz de gelin yüzleşin. Şimdi burada bu çocuk çıktı. Hüseyin. Hüseyin'in hani araba alındı verildi denilen kişi yanık o yanık ben değilim diyor. Ama başka birine eğer Hüseyin bir şey yaptıysa arabaları alındıysa insan 10 sene önce de olsa arabası çalınsa unutur mu? Çıkar der ki böyle böyle. Yani Hüseyin saklanmıyor ki. Bence bu güzel bir şey Mehmet Bey. Yani Hüseyin ortada. Peki evet, güzel o bir şey mi? Kendi yaptıklarını saklama yani, Hüseyin ortada ben de işte. Ben de saklanmıyorum ben de buradayım. Yok, ya başlı başına şey hayatınız yalan sizin. Ama. Size de bir şey söylemiyorum. Hayatınız yalan. Yani sizin oğlunuzla ilgili bir haber hazırlıyoruz bak, ya. Yani Hüseyin olmayan, burada önemli bir detay. Olmayan bir şeyi Sarıkavak niye itti hadi? Niye söylüyor? Bu biz araba konusunu baba olaydın da çiftliğe varaydın. Baba olsaydın da arasaydın çiftliğe varıp sen niye böyle benim oğlum burada diye arasaydın oğlunu. Senin geleceğin karşısında. Niye aramıyorsun? Lafla olmuyor. İcraat lazım. İcraat. İcraat göster. Lafla olmuyor. Sen bir sus. Ben niye susacağım? Avukat hanım fenomen sen bir sus. Niye susacağım? Niye susacağım? Ben niye geldim? Susmaya mı geldim buraya? Çocuğum bulun. Çocuğun bulunmasına odaklanalım bir sus. Boş konuşmasan odaklanacağız. Ver. Beni ortaya atmasan, boş konuşmasan odaklanacağız. Konuları dağıtıp duruyorsun. Bu saatten sonra ben odaklanacağım çocuğun bulunması için. İyi hadi odaklan da biz de görelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Buluyorum bu çocuğu da sizin olsun. Hayırlı baba olacaksın öyle mi? Zaten bizim olacak. İnşallah. Yok yani yok. Bizim zaten. Senin yüzüne bile bakmaz o çocuk. Ay niye canım? Ben hayret ettim. Keşke sokaklardayken arasaydınız, bulsaydınız Mehmet Bey. Çocuğunuz at sefil gezmeseydi. Keşke o zamanlar bunu babalık yapsaydınız. Bunu alanda nasıl aldı ben de bildiğim. Şu an şunlar olmuyor olurdu. Niye canım? Oğlun çıksa sarılıp kucaklamaz mısın? Aşk olsun senin... ya. Onu da evlat kucaklamaz yani. Niye kucaklayacak mı canım? Vallahi kucaklamam. İşte evlat sevgisi yok sende. Zaten başkası da arabaya girin yok zaten. Sevgisi yok sende Mehmet Bey. Hiç evlat ki sevgisi yok zaten. Sen. Ya şu telefon çok değişik Mehmet Bey. Sizinle ilgili gelmiş. Evlat. Tamam neyse beyefendi telefon attığımızda. Buyurun beyefendi. Merhabalar iyi yayınlar mı canım? Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Teşekkür ederim. Ya çok teşekkür ederim. Dün ben bir bağlandım. Bu anlattım bu konuyu da. Şöyle anlatayım kısaca. Hı. Ben Çomra'da yaşayan bir vatandaşım. Karaman'da Larende mahallesinde oturdukları bir dönem olmuş. Evet. O dönemde bir kızı var. Yaşlı bir adam. Kızı engelli. Mahallede herkes tanıyor. Şimdi o bakkal dedikleri kişi de zaten Ayşe Hanım, Ayşe Bakkal. Evet. Ailesi de biliyordur. Olay şu, bu yaşlı amca sabahları erken kalkıp namaz kılıyor, dua ediyor. Biraz ses çıkarıyor, sesli bir şekilde. Bu Mehmet Bey'in de bu adamın evine gece girip battaniyeye sarıp darp ettiğini konuşmuşlar o dönem. Sonradan mahalleli bunlar rahatsız oluyor. Hatta Mehmet Bey'e şöyle hatırlatayım. Halam, orada benim halam var. Halama sordum bunu. Adamı tanıdığını, olayların böyle olduğunu anlattı. Ve şunu söylemiş o İsmail amca kapıya çıkıp bağırarak. Burayı beğenmiyorsan hadi otele. Hadi otele git filan diye Mehmet Bey'e. Bu olayı şöyle söyleyeyim. O hanımefendi var ya yeğenleri. Zinet. İsmini hatırlayamıyorum. Zinet. Evet ben. Ha, Zinet Hanım var. Halamın kızı da aynı okulda okumuşlar o dönemde. Halam onları filan da tanıyor. Şöyle tarif edeyim bakın yalan olmadığı için söylüyorum. Ayşe Hanım'ın bakkalının karşısında bir park var. Evet. Parkın karşısında yine o bakkalın dibinde etli ekmekçi var. Doğrudur.
Tamam mı? Ben yani orayı abi, sen, gören sen bir tane yaşlı bir amcaya biraz yüksek sesle gürültü yapıyor diye adamın evine maskeyle girip adamın battaniyeye sarıp sürükledin mi? Soru bu aslında. Yok. Sorarız, sorarız. İspatlarım ben onu. Ya soruyor Müge Hanım. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Kesinlikle hayır. Her şey hayır. Hayır. Peki. Hayır, bir şey yapmaz. Hayır. Sütten bir yanı attaş, daha tamamladık. Acısıyla tatlısıyla bugün 2023'ün son yayınını yaptık hep beraber. 2024'te de dediğim gibi klasik tüm dileklerin yanında ben diyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Şahane bir yıl geçirelim. Yepyeni başlangıçlarla 2024 yılında buluşabilmek dileğiyle, güzel haberlerle, güzel günlerde. İyi ki varsınız. İyi bir hafta sonu geçirin. Biz pazartesi günü yayında olmayacağız. Salı günü buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.